merhabalar, hoş geldiniz. Şimdi C grubu dediğimiz grubumuz temel bir seviye. Yani ismi NC konulmasının sebebini merak eden varsa, şimdi orta seviye, temel seviye demekten ziyade, çünkü bazen birden fazla grup açılıyor, biz bunlara direkt harf olarak verdik. C grubu, işte D grubu, zamanda A grubu, B grubu falan vardı. Yani sebebi bu. Yoksa herhangi bir şekilde farklı bir, ne derler işte, anlam ya da farklı bir şifre falan yoktur. Daha rahat bir şekilde ayırt edilebilsin diye böyle bir grup ismi kurduk yıllardan beri. Hani 6 senedir aynı grubu kullanıyoruz sevgili arkadaşlar. İsim olarak farkı budur. Şimdi C grubundaki seviye temel bir seviyedir sevgili arkadaşlar. Bizim yani puan aralığında istediğimiz puan 20-50 arası. Şunu diyebilirsin hocam, 50 temel bir seviye mi? Hayır. Aslında baktığımızda YDS'den 45, 10 sonra 40 civarı alanlarda yine bir bilgi vardır. Ama nasıl bir bilgi vardır biliyor musunuz arkadaşlar? Dağınık bir bilgi vardır. Yani gramer eksik, kelime tam olmamış, okuma ondan sonra yarım yamalak ondan sonra. Yani şimdi bu öğrencilerimizi orta seviye bir gruba aldığımızda orada hocam mı dağılıyorlar. Çünkü gramer anlatıyorsun, gramer yok ki hani işin ince noktalarını anlayabilsin öğrencimiz. Ya da okuma yapıyorsun, öğrenci zaten yeteri kadar okuma yapmadığı için orada sıkıntı yaşıyor. Kelimeyi analiz olarak yapıyorsun, bak hocam şöyle şöyle kelimeler var. Kelime bilgisi çok zayıf olduğu için arkadaşlar. Ne oluyor? Orada yok olup gidiyor. Ondan dolayı biz hani 50'ye kadar, gerek YDS'de gerek YÖKLÜ'de arkadaşlar, 50'ye kadar biz diyoruz ki hocam C grubuna gel. İlk başlarda, on sonra sana basit gelebilir ama bu basit olayı en dikkate al. Senin eksik yerlerin var. Sen farkında değilsin. Bundan dolayı biraz sabırla bizi dinle diyoruz sevgili arkadaşlar. Aramızda vardır. Hani böyle kendini orta seviyede ya da ya ben bir şeyler biliyorum, beni temel seviyeye kaydetmeyin, ben temel seviyeye gidemem, yani niye oraya gideyim deyip de şöyle 2 kurs, 3 kurs alan arkadaşlarımız vardır. Hem emeklerine hem de maalesef sevgili arkadaşlar ama zamanlarına yazık oluyor, olur mu? Yani bundan dolayı yani işte yanlış yönlendirme olduğu için öğrenci de hocam orada biraz ısrar ediyor. Yani diyor ki hocam temel gruba gidip emizar mı dinleyeceğiz? Dinleyeceksin hocam, dinleyeceksin. Hani oturup da 4 ders, 5 ders dinlemeyeceksin. Bir ders dinleyeceksin ya, 2 ders dinleyeceksin. Sonra present simple'larını dinleyeceksin. En fazla 4-5 ders sonra zaten sen ha benim de burada aslında eksik yanlarım varmış, ben de bunları bilmiyormuşum diyeceksin. Böyle demezsen az önce dediğim gibi yani yüksek bir gruba, kendi seviyenden daha yüksek bir gruba gidiyorsun. Orada hocam boğulup kalıyorsun. Yani bir girdaba giriyorsun, çıkamıyorsun. O yüzden sevgili arkadaşlar, biz en temelden alacağız. Yani emizardan başlayacağız, olur mu? Beef'inden başlayacağız. Sonra tenslere teker teker bakacağız sevgili arkadaşlar. Yine aynı şekilde gramerlere hani en temel seviyeden başlayıp YDS ayarına gelene kadar hem anlatımlarla hem de soru çözümleriyle hem de okumalarla bunları pekiştirmiş olacağız sevgili arkadaşlar. Ondan dolayı hani 40-50 arasında olanlar varsa acaba hocam D grubu mu ya da işte bir yüksek bir grup mu derseniz, bence eksik yanlarınız varsa hissediyorsanız kelimede, okumada, gramerde C grubu hocam sizin için mantıklı olacaktır. Onun haricinde zaten puanı 15, 20, 25, 30 alan arkadaşlarım için direkt bu grup uygundur arkadaşlar. Yani biz şöyle kabul ediyoruz, 25 0 demek aslında bizim gözümüzde. Niye? Şöyle ki siz sınava girdiniz. Hocam sınavda hiçbir şey bilmesen bile, hepsini Adana bile yapsan zaten ÖSYM sana 20 puan veriyor. Yani oradaki aslında 20 puan hocam o mu?
Sıfır demektir. Yani bazen işte 25-30 almışsındır sevgili hocam. O 25-30 da işte oradaki genel bilgilerdir. Daha önce bir hazırlık görmüşsündür. Daha önce bir kursa gitmiş olabilirsin. Şeyde işte Gen İngilizce olsun ya da işte üniversitenin bir hazırlık kursuna gitmiş olabilirsiniz. Bundan dolayı sevgili arkadaşlar, yani 25-30 bunların aman aman bir farkı yoktur. Dikkatinize, bilginize. O yüzden 20 25, 30, 35 hocam, hatta 40 hocam olan arkadaşlarımız varsa C grubuna gelsin. Hele hele şunu hissedenler varsa C grubuna kesinlikle gelmeli arkadaşlar. Hocam benim puanım 40-45 ama yani kelimede çok kötüyüm ya. Kelimede yani öyle böyle, ondan sonra kendime güvenemiyorum diye diyorsanız C grubu sizin için doğru bir mecradır sevgili arkadaşlar. Ondan dolayı hani hedef kitlemiz, başlangıç puanımız budur. Ama hocam 50, 55, 60'ın varsa ve iyi bir puanda hissediyorsan kendini, hocam ben bunları aldım ama yani alırken de hani yaparak, bilerek yaptım diyen varsa, o zaman hocam bir üst gruplara onları davet ediyoruz sevgili arkadaşlar. Zaten bunu en çok rahat bir şekilde 1-2 hafta içerisinde görebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Peki, şimdi gelin biraz sistemle ilgili arkadaşlar bilgiler verelim. Çünkü hani direkt derse başlayacağız ya önümüzdeki hafta Salı günü. O yüzden sistemle ilgili bilgiler verelim. Sonra derse geçeceğim bilginizi. Hocam şimdi derse nasıl giriş sağlayacağız arkadaşlar? En basit yolu şudur. yds.net'e girdiğinizde arkadaşlar. Bakın ben de bugün direkt buradan girdim sevgili hocam. Girdin hocam yds.net'e. Orada bakın ne var? Bugünkü dersler bölüm var. Grup C demiş. Bugünkü hocam demo dersinden bahsetmiş demiş. Buraya tıklıyorsun sevgili hocam. Tıkladın mı? Tamam. Sonra senin karşına Adobe Connect bölümü geliyor sevgili hocam. Oraya da tıkladığında şifreni, işte mail adresini girdiğinde direkt seni derse yönlendirir. Onun dışında mail geliyor. Sıkıntı yok. Onun dışında sevgili arkadaşlar mesaj gelebilir. Tam emin değilim. Bazen mesaj gelmeyebilir. Çünkü mesaj sisteminde bazen sıkışıklık oluyor. Ya da bazen çok yoğunluk olduğu için mesaj sırası sana gelene kadar ders başlamış oluyor. Ama hocam bu Grup C'nin dersi bugün var. Hocam bu zaten gece yarısı, yani bir gün önce saat 12'den itibaren burada yer alıyor sevgili arkadaşlar. Peki, yani çok basit, direkt böyle giriş yapabilirsiniz. Zor değil sevgili hocam. Peki hocam C grubu kimler için uygundur? Az önce konuştuk ama yine de bir bakalım arkadaşlar. Hocam bakın, temel seviyede İngilizce bilgisi olan, yani aramızda şöyle arkadaşlarımız da var. Hocam var olanlar ben der mi? Hocam lütfen ben der misiniz? Hocam ben hiçbir sınava girmedim. Hiçbir 10 soru sınav hazırlığı yapmadım. İşte sadece dediler ki bana bir YDS, bir YÖKDİL'e girmen lazım. Ben de YDS, YÖKDİL için kurs alıyorum, size geldim diyenler varsa ben der mi sevgili arkadaşlar? Bak hocam böyle arkadaşlarımız da var. Ya da hocam ya benim hiç sınavda işim olmadı ama ben temel seviyede İngilizce bilgisine sahibim. Yani işte hazırlık okudum şurada, bir kur, iki kur, şu kursa gidip genel İngilizce aldım, üniversitede şu programa katıldım diyenler varsa sevgili dostlar, bu program direkt onlar için uygundur. Yukarıya ben der misiniz sevgili arkadaşlar? Hemen yukarıya deyin arkadaşlar, ben derseniz sevinirim. Tamam. Sevgili dostlar, o yüzden bu grup ya 20-50 arası bir puanın varsa gel, ama az önce kriterlerini söyledim hocam. Bilhassa da 40 üstü olan arkadaşlarım için ya da temel seviyede bilince bilgin varsa buraya katılabilirsin. Peki dersler nasıl işlenir arkadaşlar? Her zaman dersimiz bir kelime çalışmasıyla başlar. Birazdan zaten kelimeye bakacağız. Sonra gramer anlatımı olur ama bu gramer anlatımı sevgili arkadaşlar öyle çok detaylı bir anlatım olmaz. Sınava yönelik olur. Yani sınavda neler geliyor onlar bakımından anlatır. Oturup da sırf şunu da anlatayım, bunu da anlatayım diye bir anlatım olmayacaktır. Niye derseniz, zaten yıllardır gramer eğitimi alıyoruz, alıyorsunuz. Bir semeresini ne yazık ki bugüne kadar görmedik sınav bazında arkadaşlar. O yüzden bizim için neler gerekliyse onlara bakacağız. Yani şöyle bir konu var arkadaşlar, bakın. Belki bilenler, duyanlar vardır. Gerund Infinitive diye bir konu var değil mi? Bilirsiniz.
Hani bir fiilden sonra verb ing, bir fiilden sonra işte to verb bile geliyor hocam. Verb peşine hocam hemen artı verb ing diyoruz. Hocam peşine to verb bir diyoruz. Bizim derslerimizde oturup da bunların öyle uzun 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 listeleri anlatılmaz. Çünkü bunlar tamamen ezberdir arkadaşlar. Sınavda da bir tane ya gelir ya da gelmez. Gelenler de yaygınlar olduğu için biz bunu okumada hallederiz. Okumayacağım hocam yönlendiririz. Öğrencimiz zaten orada iyi bir okuma yapmışsa bunları hemen tanış. Oturup da bunları hani saatlerce okumanın olsa çalışmanın bir mantığı yok ya da yine daha önceden çalışanlar vardır bilhassa YDS ya da Euclid kursuna gidip hocam işte ben gittim fiillerin birinci hallerini olur mu? İkinci hallerini ya da üçüncü hallerini ondan sonra oturup da çalışıp hocam derseniz yani şöyle derim ben gerek var mıymış? Yokmuş hocam gerek yokmuş aslında ya. Çünkü bunlar zaten zaman içerisinde siz göreceksiniz birinci, ikinci, üçüncü halleri. Hani bunun için böyle ayrı ne derler bir ders yapmaya ya da bunları da yarım saat 40 dakika anlatmanın bir mantığı yok. Bakın go, went, gone. Tamam güzel. Do, did, done. Bunu hocam okuduğuma da çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. O yüzden gramer anlatımı burada sınavda ne çıkacaksa sevgili arkadaşlar. Hani sınavda oturup da ayda yılda gelmiş bir konuya oturup da böyle ne derler bir saat iki saat anlatmayacağız. Bir okuma parçasını görürüz yapar geçeriz. Sonrasında sevgili arkadaşlar bir okuma ve çeviri olacaktır. Bir kere şunu unutmayın sevgili arkadaşlar. Şimdi YDS ve YÖKDİL bu dersler YÖKDİL içinde uygundur olur mu? Onu söyleyelim arkadaşlar. Şimdi YÖKDİL dediğimiz sınav bir uzmanlık sınavı değil sevgili dostlar. Yani orada sağlık, fen, sosyal diye ayrılmış ama yani oturup da bir DUS gibi, bir TUS gibi uzmanlık sınavı değil. Yani YDS'de sorulan present perfect orada hocam yine aynıdır. Present perfect soruluyor arkadaşlar. Yine oradaki present perfect de have has verb 3. Yani şekilde sevgili arkadaşlar. Past simple yine yüklediği de past simple. Kullanım alanları değişmiyor. Sadece oradaki soruların o mu? Konusu değişiyor. Yani sağlıkta sağlık ağırlıklı. Ondan sonra bir parça. Hatta bazen fene de kaydıkları oluyor sevgili dostlar. Fende sağlık fen karışımı sorular geliyor ya. Ben orada bir sürü sağlık sorusu da gösterebilirim size. Yani sağlık konusunda sevgili arkadaşlar. Sosyal zaten hocam yine sosyal konuların alındığı bir bölüm hatta sınavın bir tanesinde antibiyotik kullanımı ile ilgili ülkeler arasındaki dengesizlikten bahsetmişti. Bak araya adamı da o mu? Sağlık getirmiş sevgili hocam. Ondan dolayı sevgili dostlar lütfen ve lütfen yani şöyle bir yönlendirmeye gelmeyin olur mu? Yani bunu gerek bizden olsun gerek başka hocam yerden eğitim alın hiç önemli değildir. Yani lütfen bir kere şunları kulağınız tıkayın arkadaşlar. Size böyle nasihat verecek kişiler olabilir. Uzman değilse hocam kulağınızı tıkayın. Yani şöyle olur. İşte bizim bir bacanak var ya. Bacanağın yeğeninin işte amcasının oğlu bir tane kitap almış. Bir ay çalışmış sıfırdan 80. Hocam geç bunları hocam. Ama böyle bir şey yok sevgili arkadaşlar. Ya da ben görüyorum sosyal medyada. İşte bir ayda 80 nasıl aldım? Ya bir ayda sen 80 alamazsın. Öyle bir şey yok. Yani sıfırdan bir ayda YDS'de YÖKDİL'de alamazsınız. Ama başta öyle bir atıyor ki bir ayda 80 aldım. Nereden 80 almış? 77,5'tan 80'e çıkmış. Yani o yüzden arkadaşlar bunları ben her zaman öğrencilerimi uyarıyorum. Hocam bunları kulak tıkayınız. Hocam oğlum bunlar kenara dursun. Oğlum onlar sinek vızıltısı gibi olsun hocam. Çünkü seni yanlış yönlendirecektir. Yani fark etmez. Burada olun ya da başka bir yerde olun. Onlar size bir fayda sağlamaz sevgili arkadaşlar. Olma. Siz uzman kişileri hocam o soru yoğunlaşın. Onların vermiş olduğu mantıklı, rasyonel önerilere yoğunlaşın sevgili arkadaşlar. Tamam mıyız? Bu konuda hemfikiriz. O yüzden yani YÖKDİL'le YDS ayrımı yapmayınız. Şöyle bir şey de var. Hocam YÖKDİL çok kolay. Hayır. Öyle bir şey yok sevgili arkadaşlar. Eski yapılan yani ÖSYM'den önce yapılan YÖKDİL sınavları da zordu. Ama YDS'ye çalışan bir aday için kolaydı sevgili arkadaşlar. Adam böyle tüm enerjisiyle, varıyla, yoğuyla YDS'ye çalışmış. YÖKDİL'i koyduğunda parçalıyordu. Çünkü YÖKDİL daha kolaydı. Yani aynı şekilde bu en son yapılan
27 Eylül'de yapılan YDS son YÖKDİL ayarındaydı sevgili arkadaşlar neredeyse. Yani ondan dolayı aman aman böyle çok da büyük farklar kalmadı. Eskiden vardı. Doğru. Eskiden 15 puan, 20 puan, çok nadir dost hocam 25-30 puan farkları vardı. Ama orada da şöyle bir sevgili dostlar unsur devreye giriyor. Hani sağlıkçılar bilhassa bu unsura farkı gösteriyordu. Ne derseniz şimdi sağlıkçı giriyor sınava zaten kendi alanı. Yani orada bir okuma parçası var hocam diyor ki zaten bu benim kendi alanım diyor. Hani kelimeleri bilmesem bile. Oradaki bilgiyi diyor, biliyorum ve cevapları okuyorum. Cevaplardaki bilgiyi de biliyorum. Yani adam zaten kendi bilgisini konuşturduğu için zaten direkt oradan yapıyor. Yani öyle birkaç öğrencim oldu hocam ya ben konuyu biliyorum. Bu konunun uzmanıyım. Hocam hiç ondan sonra parçayı okudum. Gittim seçeneklerde hangisi doğru? Kendi bilgime göre cevap verdim diyor. Çünkü parçada da onu soracak diyor. Baktım parçada sordukları konular bunlar bunlar ona göre yaptım. Bundan dolayı sevgili dostlar eskiden bu puan aralığı fazlaydı ama artık yavaş 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 daraldı. YÖKDİL kolaydır diye bir efsane dolaşıyor hayır arkadaşlar. Çalışana kolay tabii ki. Çalışana YDS de kolay, YÖKDİL de kolay. Hele hele bu geçen hafta, yani geçen hafta diyorum ama aslında 2 hafta olacağım. 27 yılda yapılan YDS arkadaşlar görüşüm şudur. Son 2 yılda yapılan böyle en temiz YDS'lerden biriydi. Öyle uzun uzun değildi. Ben sınava girdim. Tamam. Hocam paragraflar okuyorum diyorum ki ilk cümlede. Öğrencilerimiz bunu çevir diyorum. Ha tamam ikinci cümleye geçtim. Bunu da çevir diyorum. Güzel mutlu oluyorum tabii bir anlamda. Diyorum ki hocam öğrenci gözüyle bakıyorum tabii ki. Bunu da çevir diyorum. Bunu da çevir diyorum. Bakıyorum parça bitmiş sevgili arkadaşlar. Parça bitmiş. Yani ondan dolayı yani anlaşılmayan yer yoktu. O yüzden gelenler varsa çalışarak gelenler varsa bir şekilde hissetmiştir sevgili arkadaşlar. Ki zaten bizim amacımız burada sınavı sizler için kolay hale getirmek sevgili arkadaşlar. Peki hemen bakalım başka ne varmış? Hocam peki sorulara nasıl cevap vereceğiz? Yani oturup da herkes ayrı ayrı mikrofon mu kullanacak? Tabii ki hayır arkadaşlar bakın. Ekrandaki soruların cevabını nasıl vereceğiz demiştiniz ya hocam. Bak şimdi burada dikkat ederseniz soru var solda. Bak sağ tarafta bir anket var arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım mı? A, B, C, D, E diyelim. Herkes adını işaretleyebilir mi? Herkes bir adını işaretlesin sevgili arkadaşlar. Evet güzel güzel güzel. Bak cevabını verdin sevgili hocam. Herkes şu an Adana'yı işaretledi. Hocam ben vazgeçtim. Adana değilmiş de Bursa desem hemen Bursa'ya tıklarsan bir anda Bursa'ya gitmiş olursun. O yüzden çok basit. Bir tık hocam ama bir tık demeniz yeterli olacaktır. Burada çoktan seçmeli olur arkadaşlar. Kısa cevap olur. Buradan bakabilirsiniz. Olur mu? Yani sorulara buradan cevap vereceksiniz. Peki bunun dışında sorularımız olursa olacak. Aşağıda bakın. Bir ibare var gördünüz mü? Sorularınızda bir ibare var sevgili arkadaşlar. Herkes bir deneme der mi? Der mi? Şu an aşağıda sorularınızı ben görebiliyorum sevgili arkadaşlar. Bakın deneme diyenler için Umut Kalaycı, Abdülhamit Turan, Neşe Kalaycı, başka Hilal, Elif Aydemir, Çağla, Osman, Tuğçe, Burcu Demir. Hani birçok arkadaşımızı bu mu? Görebiliyorum ama şöyle de bir sıkıntı var arkadaşlar. O konuda biraz sizlerin anlayış bekliyoruz. Şimdi burası küçük bir yer olduğu için bakın bu boşluk. Bazen arkadaşlarımızın yazdıkları alt tarafa kayabilir. O yüzden sollarınızı bazen göremiyoruz. Yani bakın şu en altlarda bakalım. Şimdi ben şimdi en alta doğru çekiyorum bu imleci sağ tarafa. Size bakın Fetih Koç en altta kalmış maalesef. Eğer hani sorusu olsaydı göremeyecektim. Çünkü onun üzerine o kadar fazla yazılmış ki ondan dolayı göremiyorum arkadaşlar. Lütfen böyle durumlarda ders esnasında sorunuz varsa lütfen tekrar yazınız arkadaşlar ki zaten sizin hani nerelerde sorunuz var, nerede sıkıntı yaşarsınız onları aşağı yukarı zaten biz tahmin ettiğim için hani sen sorun hocam zaten sormadan orada ben cevaplamış olacağım. Tamam ya bu kadar basit aslında sistem çok zor değil bakın deneme diye hemen bir arkadaşımız daha yazdı sevgili arkadaşlar. Onun dışında tabii ki WhatsApp grupları olacak. WhatsApp gruplarına bize ulaşabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Oradan sorular sorabilirsiniz. Ondan sonra orada yani biliyorsunuz artık Telegram grupları da yavaş yavaş
Akın dilimi oluştu arkadaşlar. Oradan da on sonra bakabilirsiniz. Bundan dolayı sevgili arkadaşlar lütfen ve lütfen olma. Hani burada kesinlikle kendinize arka plana atmayınız. Tamam sevgili hocam. Ve mümkün mertebe aktif olursanız o kadar iyi olur. Sizden isteğim şu. Yani her zaman istediğim şu sevgili dostlar. Yani ders esnasında aktif olmanız lazım. Yani bazı arkadaşlarımız var. Yani biri sadece izliyor. Hocam bakın. Derse geliyorsan terlemen lazım ama yani biraz terle hocam, biraz emek ver. Yani sırf hani böyle dizi izler gibi burada izleme. Al eline kağıdı, kalemi, notlarını al. Hepsine teker teker bakacağız arkadaşlar. Peki. Hocam öğrenciler başka arkadaşların sorularını göremiyor ama. Evet. Niye göremiyor? Şöyle ki. Şimdi aramızda şöyle hissiyete girenler vardır arkadaşlar. Ya hocam. Ben şimdi soru soracağım ama. Acaba arkadaşlar nasıl algılar? Nasıl bakar diyen arkadaşlarımız olacaktır. Ondan dolayı burada kimse kimsenin yazdığını görmüyor. İstersek biz sonuçları yayınla dersiniz ya hocam bakın bak. Yayınla dersiniz. Herkes bir deneme yazabilir mi arkadaşlar? Tekrar bir deneme yazabilir mi? Deneme yazsın. Bakın herkes şu an birbirinin arkadaşlar yazdığını görebilir. Tamam. Bakın görebiliyorsunuz değil mi? Şu an açtım. Ama ders esnasında ben bunu fazla açmıyorum. Niye? Yani orada rahat hisset. Sorun varsa sorunu sor. O yüzden asla ve asla çekinme. Bu bilhassa da hani fiziksel yüz yüze olan derslerde daha da belirgin hale gelir. Yani öğrencilerimizin bazıları soru sormaya çekinir. Ama burada o kadar çekinmenize gerek yok. Kimse sizin sorunuzu görmeyecektir sevgili arkadaşlar. Şurada bir sohbet ekranı var. Bakın hemen şöyle yapalım. Nerede nerede nerede? Hocam sohbet ekranı az önce açık diye arkadaşlar. Sohbet ekranı ben fazla açmam. Bakın şu an sohbet ekranı açtı. Bu ders esnasında açık değildir sevgili arkadaşlar. O yüzden bunu çok fazla görmezsiniz. Bunu aralarda girişte ve de hocamın son bölümde göreceksiniz sevgili arkadaşlar. Peki hemen gelelim. Hocam kaçırdığın dersleri nasıl telafi edebilirsiniz? Hocam bakın diyor ki dersler kaydatın alınıyor mu? Evet. Derse katılmasanız bile daha sonra sınırsız bir şekilde tekrar ve tekrar izleyebilirsiniz. Derse katıl ya da katılma fark etmez. Videoları sınırsız bir şekilde tekrardan izliyorsunuz. Hiç sıkıntı değil sevgili arkadaşlar. Tamam. Yani size açık olan, yani sizin paketinizde yer alan bütün videoları sınırsız bir şekilde bir dakika gözetmeksizin defalarca ve defalarca izleyebilirsiniz sevgili hocam. Peki hocam ders bitince sisteme ne zaman yüklenmiş olur? Şimdi biz şöyle yapıyoruz sevgili arkadaşlar. Kullandığımız sistem Adobe sistemi. Adobe formatı genelde 2-3 saat sonra sisteme düşüyor ama bir de video format dediğimiz yani şu cep telefonlarında uygulama var ya yedesine belki kullananları vardır. Cep telefonu ve tabletten de izlensin diye bir video format yani o dersin aynısını tekrardan çekiyor arkadaşlarımız. Onu video format şeklinde yüklüyorlar. O da bir gün sonra sisteme yüklenmiş oluyor sevgili dostlar. O yüzden en geç hocam bir gün sonra büyük ihtimal öğleden sonra sisteme yüklenmiş olur. Peki hocam hangi kaynaklar gelecek? Canlı olarak mobilden yani cep telefonundan, tabletten, bilgisayardan her yerden izleyebilirsiniz ama şunu söylemek lazım. Cep telefonunda arkadaşlar ekran küçük kalacaktır. O yüzden hani sıkıntı yaşayabilirsiniz. Mümkün mertebe büyük bir tablet ya da bilgisayardan izlerseniz daha sağlıklı olur. Çünkü cep telefonundan hani o büyüklüğü fazla göremeyebilirsiniz. Ama tabii ki cep telefonundan izleyen bir sürü arkadaşımız da oldu. Peki hocam kitaplar hangileri olacaktır? Görmüşsünüzdür ama yine şöyle bir toparladım. YDS Starter yani hocam temel seviyede olan bir kitap sevgili arkadaşlar. Ben bunu göndereyim size. Sonra yüz okuma dediğimiz bir okuma parçası var hocam. Yani okuma kitabı diyelim. İçerisinde 100 tane okuma parçası var arkadaşlar. Temelden en son YDS seviyesine kadar ilerleyen bölümler var. YDS Soru Bankası ki bu en çıkmış sorular arkadaşlar. İşte 2013'ten itibaren çıkmış YDS soruları. 40 Advanced Test yani 40 tane hocam burada YDS'ye YÖKDİL'e yönelik sevgili dostlar.
TES var. Bunların çözümleri zaten var arkadaşlar. Hocam XSS Mode dediğimiz bir tane kitabımız var. Öğrencilere özgü kurum içi hocam bir kitap arkadaşlar. Rhythmverse'de arkadaşlar yine XSS dediğimiz kişiye özel yani öğrencilerimize özel Rhythmverse'in sınıf içi sevgili dostlar bir kullanımı ya da bir versiyonunu sizlere göndermiş olacağız. Yani toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane hocam kitabı görebilirsiniz sevgili dostlar. Ki zaten dediğim gibi yine sistemde var ama hani hiç görmeyen ya da hocam ben altta kalmış göremedim diyenler için bu kitapları gönderiyoruz. Kitaplar sevgili arkadaşlar dersler başladıktan sonra çıkacaktır. Zaten çıktığında size mail gelir. Ortalama 2-3 günde işte kargo şirketine bağlı olarak elinizde olacak. Peki, canlı derslerde kullanacağınız kitaplar olacak mı? Evet. Yani sevgili dostlar, şimdi ben mümkün mertebe şunu hemen belirtmek istedim. Daha önceden olsa katılımları vardır. Ben bütün dersleri kitaptan işlemiyorum. Niye derseniz şimdi YDS Starter'a baktığımızda yani çok detaylar var ya ben öyle çok abartı derecede gramer anlatmayı tercih etmiyorum. O yüzden genelde buradaki anlatım arkadaşlar o mu? Hani hedefe yönelik sizi çok fazla yormadan ondan sonra ha bu budur denilecek bölümler olduğu için hani her zaman kitaptan gitmiyoruz. Hani kitaptan da gidebiliriz ama bu sefer yoğun olacağı için arkadaşlar bu sefer gramerde boğuluyorsunuz. Yani gramerde boğulup kalıyor öğrencimiz. Bundan dolayı sevgili dostlar olur mu? Yani mümkün mertebe biz özgün bir şeyler hazırlayıp ondan sonra buradaki hocam onun bölümleri size ödev olarak vermeyi planlıyoruz. Tabii ki bir kısmını yine kitaplardaki hocam bölümlerin bir kısmını hele hele çıkmış olan hocam çoğunu burada beraber yapacağız. Ama hani YDS starter olsun arkadaşlar. İşte diğer bölümler olsun. Yani önemli olan burada konunun iyi bir şekilde anlatılması. Hocam konuyu iyi bir şekilde anlattıktan sonra zaten gidip bir de öbür tarafta çalışıyorsun. Ne oldu? Al sana misler gibi sevgili hocam. Orada hop iki kez konuyu görmüş oldun. O yüzden mümkün mertebe amacımız burada tabii ki bizim grameri bilhassa sevgili dostlar. Ne yapmak? Kestirmeden. Ondan sonra seni yormadan anlatabilmek. Zaten kelimeler kitaplarda var. Kitaplardan bakacaksınız. Okumada da yine hocam kitaplardan alınıyor. Sadece grameri çok fazla uzatmadan, dallandırıp budaklandırmadan öğrencinin anlamasını sağlamak adına sevgili dostlar orada daha farklı kaynaklar kullanabiliriz. Peki. Hocam takıldığımız sorular olabilir. Evet doğrudur. Zaten takılmasın hocam olmaz ki. Eğer takılmıyorsa zaten senin C grubu değil de daha üst bir grup alman lazım. Ya da cümle olan ne yapacaksınız? Hocam bir takıldığınız bir konu olabilir ki ders esnasında sevgili dostlar onları zaten detaylı bir şekilde konuşuyoruz sevgili arkadaşlar. YDS.net'teki videoları takip edebilirsiniz. Ya da sevgili arkadaşlar benimle yani hocanıza paylaşabilirsiniz. Bunun için ne var? Hemen yazalım şöyle. WhatsApp grupları var arkadaşlar. WhatsApp gruplarından direkt hemen zaten orada beni etiketlerseniz ben sizlere yardımcı olacağım sevgili arkadaşlar. Peki hocam tamam buraya kadar hallettik. Peki herhangi bir teknik destek gerekirse yani işte sisteme giremiyorum ya da işte ders açılmıyor, derste sorun var derseniz ne olacak? Hocam info@ydsnet.com'a mail atabilirsiniz sevgili arkadaşlar ki genelde mail atmanızı tercih ederiz. Çünkü oradaki sıkıntıyı görsel olarak ister arkadaşlarımız. Der ki hocam görselini atın. Hocam görselini atıp hemen oradaki sıkıntıyı görebilirler ya da çok acil bir şey olursa da sevgili dostlar şu numaradan 0212 236 48 70'den arkadaşlarımıza ulaşabilirsiniz. Onlara ulaşıp hocam gerekli bilgileri, gerekli destekleri alabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ama tabii ki onun da saatleri var. O mu? Onlara da bakmamız lazım sevgili hocam. Yani gece saat hani 9.30-10'da belki destek veremeyebilirler. Ama hani ders süresinde saat 10'a kadar arkadaşlarımız ders olduklarında ofiste bulunuyor. Orada sizlere yardım olacak, vereceklerdir. WhatsApp grubu kurulmadı. Çünkü demo ders olduğu için şu an kurmuyoruz. WhatsApp grupları arkadaşlar önümüzdeki haftalar içerisinde kurulacaktır. Peki başka hocam WhatsApp grupları için gibi biz linkleri sizlerle paylaşıyoruz. Oradan girebilirsiniz. WhatsApp gruplarından kastımız bu sevgili arkadaşlar. Peki geldik hemen alt tarafa bakalım başka ne var sevgili hocam.
Gel hocam, ders esnasında ekran görüntüsü alabilir misiniz? Hiç sıkıntı olmaz hocam, ekran görüntüsü alabilirsiniz. Ya da dosya ekranda görünmüyorsa. Şimdi talimatlarda vardır, görmüşsünüzdür arkadaşlar. Diyoruz ki dersten 45 dakika önce giriş yapın ki arkadaşlar. Sıkıntı olduğunda hemen arkadaşlarımız size yardımcı olabilsinler. Şimdi saat 19.30'da olan derse siz 19.29'da giriş yaparsanız ve sıkıntı yaşarsanız hocam bizim hemen o anda sizin yardım edeceğimiz bir durum olmayabilir. Çünkü ders başladıktan sonra çok fazla telefon geleceği için arkadaşlarımıza hemen size dönemeyebilirler. Ama hani 45 dakika önce hocam açın sistemi. Aç bilgisayar hocam, orada dursun, sıkıntı yok. Aç bilgisayarı, sonra işine bak. Ama 19.30 olduğunda gel bilgisayarın başına, onun sıra dersi dinle, sıkıntı yok. Yani önemli olan burada daha önceden açtınız mı? Evet, açtıysanız sevgili dostlar sonrasında sıkıntı olmaz. Peki ama olabilir hocam. Yani ders esnasında işte dosya gelmiyor da sebebi o. Son dakikada giriyorsun ya, senin sistemine hocam gelmiyor. Ondan dolayı sıkıntı olabilir. Peki hocam, ders esnasında görüntü alabilirsiniz. Direkt fotoğrafını çekebilirsiniz arkadaşlar. Ya da telefondan gelenler varsa hemen oradan kaydedilebilir. Yine yazıcısı olanlar sağ üst tarafta yer alan yazdır butonuyla ekran görüntüsü alabilirler. Yani orada ekran görüntüsünün direkt çıktısını alabilirsiniz. Ya da ders esnasında hocam dosya görünmüyorsa arkadaşlar, çok basit bir çık geri yaparak hocam, ufak bir çıktın tekrar girdin ki ortalama 5-10 saniye arasında hocam olma. Süre olacaktır. Çık geri yaparak çok rahat bir şekilde tekrardan girebilirsiniz. Eğer dosya birkaç kez gelmezse sevgili arkadaşlar. Peki kayıtları ne zamana kadar izleyebilirsiniz? Sevgili dostlar, şimdi 2021 YDS1 sınavının tarihi açıklanmadı, olur mu? Değil mi? Hemfikiriz bu konuda. ÖSYM daha 2021 takvimini açıklamadı. Açıklanacak tarih neyse artık Nisan'ın 11'im olur arkadaşlar. Değil mi? Nisan 11 gibi 10 süre bekliyoruz. Ya da artık 4 Nisan mı olur? Yani çok zayıf olsa da hocam, zayıf bir ihtimal 28 Mart mı olur bilemiyorum arkadaşlar. Yani o zamana kadar siz sınırsız bir şekilde izleyebilirsiniz. Yine zaten açıklamada yazıyordur. Gözden kaçıranlar için bunu hemen yazmış olalım. Tamam. O yüzden artık ne zaman açıklarlarsa ona göre zaten biz size söyleriz. O zamana kadar sınırsız bir şekilde. 21 Mart olacağını sanmıyorum. Çok erken olur 21 Mart. Yani daha önceden Mart sınavı oldu ama 21 Mart olmadı sevgili arkadaşlar. 2021 yok değil de ihtimal Mart aylarında olur, ne derseniz. Ama o da şimdi dediğim gibi çok belirsiz olacaktır arkadaşlar. Geçen sene yani 2019 yılında işte Mart ayında oldu sevgili arkadaşlar. İşte sonra araya pandemi girdi. Pandemi girdiği için bütün işler allak bullak olduğu için şu an aralığa çektiler. Ama tekrardan hadi biz 2021'e girdik, eski sistemi bozmayalım, Mart'ta YÖKDİL, Nisan'da YDS olsun derlerse en tahminimiz bu. Ama ya bir ara verdik. İşler birbirine hocam karıştı. Zaten Aralık'ta sınav yapmıştık. Biliyorsunuz 14 Aralık'ta sınav var arkadaşlar. 14 Aralık'ta sınav yaptık. Bir daha Mart'ta yaparsak çok erken derlerse o zaman değişebilir. Ama bilmiyoruz sevgili dostum, ama şu an bilmiyoruz. Peki hocam, YDS 1'den istediğimiz puan alamayınca Orta Düzey kurs yazmak mantıklı olur mu arkadaşlar? Şimdi önemli olan burada olur mu? Hani alacağınız puandan ziyade sizin ihtiyacınız çok önemli sevgili dostlar, olur mu? Hani diyorum ya, 45-50 alıp da C grubunda olan bir sürü arkadaşımız oldu. Çünkü hani dağınık, olur mu? Çok dağınık. Yani öğrencimiz ne gramerde tam, ne kelimede tam, ne okumada tam, soru çözümünde zaten eksik. Ondan dolayı arkadaşlar, olur mu? Hani burada sen kendini iyi tanıyacaksın. Ha, benim şöyle 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 sıkıntılarım var. Benim böyle böyle eksiklerim var. Onlara göre bakarsanız daha rahat olur sevgili arkadaşlar. Peki tamam mıyız? Hocam, C grubu öğrencileri. Başka hangi grupların derslerini izleyebilir? Sevgili dostlar, 2018 yılında Ahmet Akın hocamızın yapmış olduğu bir D grubu sonra, yani orta düzey grubunun kayıtları var. Bu kayıtları da siz izleyebilirsiniz. Yani burada da arkadaşlar ikinci bir grup, ikinci bir öğretmen gibi düşünüp o kayıtları izleyebilirsiniz. Tabii ki ilk aşamadan çok temel seviyede olanlar için arkadaşlar hemen
izlenmesini tavsiye etmeyeceğiz. Diyeceğiz ki hocam bekle. Zaten biz derslerde her hafta Perşembe günü arkadaşlar ama ödev vereceğim ben size. Çalışma programı ve ödev vereceğim arkadaşlar. O ödev doğrultusunda zaten yazacağım. Şu gün şuna başlayınız. Bugün buna başlayınız diye zaten o da çok rahat bir şekilde sizi yönlendirmiş olacağız sevgili arkadaşlar. Peki gerek kalıyor mu diye izlemeye aslında gerek kalmıyor da hani daha fazla soru çözmek, daha fazla soru görmek isteyenler için arkadaşlar olur mu? Yoksa çok da gerek kalmayabilir, gerek de kalmayacaklar sevgili dostlar. Hocam günlük kaç saat çalışmalı 65-70 bandı alabiliriz? Bir kere sizin temel seviyeniz nedir? Yani seviyeniz diyelim daha doğrusu. Günde kaç saat çalışabilirsiniz? Kaç saat sonunda verim alabilirsiniz? Bunlar kişiye göre çok değişeceği için sevgili arkadaşlar. Yani burada standart bir cevap vermek yanlış olacaktır. Ama ben her zaman şöyle diyorum. Her günde oturup da böyle 4 saat 5 saat çalışmaktan ziyade arkadaşlar. Burada önemli olan unsur şu. Bir kere YDS, YÖKDİL dediğimiz sınavlar okuma sınavlarıdır arkadaşlar. Ama hani okuması güçlü olmayan, yeteri kadar soru çözümü olmayan arkadaşlarımız sevgili arkadaşlar olma. Yani maalesef nerede olursa olsun istediği puanı almakta zorlanıyorlar sevgili arkadaşlar. O yüzden bir kere burada okumayı yapmanız lazım. Yani her zaman şöyle diyorum hatta. Diyorum ki hani bu işe başladınız mı? Başladınız. Bir gün bile bak bir gün hocam bak bir gün bile okuma yapmadan o günü tamamlarsanız bilin ki zarardasınız. Bir önceki günün çalışması da haybeye gidebilir. O da boşa harcanmış olabilir. Çünkü şimdi burada şöyle düşünmeniz lazım arkadaşlar. Şimdi biz temel bir seviyeden alıp hani gerçekten YDS'de okuduğunu anlayabilecek seviyeye gelebilecek bir eğitim vereceğimiz için sevgili dostlar burada yolumuz uzun, işimiz çetin ama biz de kararlıyız sevgili arkadaşlar. Ondan dolayı hani bir istikrar olması lazım. Hani arada dediğim gibi sağlık sıkıntısı olabilir. İnşallah hiç kimse de olmaz. Ya da yoğun olabilirsin. Mecbur iş, güç, başka işler. Ama o kadar koşturma içerisinde sevgili dostlar yine ne yapmak lazım? Bundan vazgeçmemek lazım. O yüzden mümkün mertebe iyi bir program yapmanız lazım. Yani sizin işiniz çok yoğunsa hocam ben hep yoğunum. 7-24 yoğunum. Ben nasıl çalışabilirim derseniz hocam ama orada artık senin onu ayarlaman lazım sevgili hocam. O ayarı kendin yapman lazım. Günde ortalama 2-2,5 saat verirseniz tabii ayrı ayrı arkadaşlar artık toplama vurduğumuzda bu iş çok rahat bir şekilde olur. Çok rahattan kasamız arkadaşlar. YDS'den onun 70 üstü alacak seviyeye gelebilirsiniz. 55'leri söylemiyorum bile arkadaşlar. Ama sen bir gün çalıştın 8 saat 3 gün çalışmadan bir anlamı yok ki sevgili arkadaşlar. Gerek yok. Hani değil mi? O 8 saati de hocam ne yapmış oldun? Harcamış oldun. Cepten gitmiş oldu sevgili arkadaşlar. Peki yeterli okumayı kitaplar sağlar mı? Evet. Bizim göndereceğimiz bütün kaynaklar arkadaşlar yeterlidir. Hepsi o mu? Yeterli. Ekstra bir kaynağa gerek yok. Temelden başlayan gruplar için her şeyi biz düşündük sevgili dostlar. Peki hemen gelelim. Son bir bölüm var hocam. Çok daha fazla sıkmayacağım sizleri. Peki hocam ders molada nasıl? Derse başladık. Hocam 19.30'da başladık ya. Şimdi bu da çok soru olarak karşımıza geliyor sevgili arkadaşlar. Şimdi 20.30'da ara vereceğiz. Şimdi bazı arkadaşlarımız 20.15 oluyor. Hocam diyor hadi acıktık diyor hocam. Hadi hocam diyor lavaboya gitmemiz lazım. Hadi hocam diyor şöyle şöyle hocam. Ders saatlerimiz 19.30'da başlarız. Hocam 20.30 bazen bu 20.25 olur. Bazen 20.35 olur mu? Yani 5 dakika ileri 5 dakika ondan sonra geri. Hocam kelimeyle çalışırız olur mu? Kelimeyle çalışırız. Sonra 20.40 ile 21.40 arası 10 dakika aramız hocam. Bir kere onu da belirtelim. Sonra yani, kuantum olur. Gramer olur arkadaşlar. Sonrasında arkadaşlar gramer bittikten sonra ya da ufak bir bölüm varsa orayı bitiririz. Sonra çeviri okumaya geçer. Dersimizi bitirmiş oluruz. Her ders
40 dakikadır. Hani burada 3 ders gibi algılanmasın arkadaşlar ama çünkü normalde derslerin saati 40 dakika ya. Ben 40 dakika yapmaktan ziyade hocam birer saat, birer saat, işte 1 saat düzeltiyorum, ondan sonra 50 dakika olma, ondan sonra 40 dakika şeklinde yapmayı planlıyorum. Bakın olmuş. İlk saat zaten 60 dakika. Sonra ne yapıyoruz sevgili dostlar? 50 dakika yapıyoruz. Ondan sonra da 40 dakika yapıyoruz. Yani orada 60, 50, 40 olarak o dersimizi bitirmiş oluyoruz. 3 oturum ama toplamda 4 saat. Gönderdiğimiz kitaplar dışında herhangi bir kaynağa ihtiyacınız olmayacaktır. Gerek yok. Bizim kaynaklarımız size yeter de artar bile. Zaten hocam bitiremeyeceksiniz. Keşke bitirebilseniz diyeceğim ama bitiremeyeceksiniz, o kadar fazla kaynak gelecek. Çünkü onun dışında sevgili dostlar işte denemeler olacak. Türkiye geneli denemeler olur arkadaşlar. Ondan sonra işte onun dışında arada sırada YDS senette ek dersler olur. Onları size çağıracağız. O yüzden siz istediğiniz hocamın kadar çalışın. Biz size gerek ders gerek içerik sunmak için hazırız sevgili arkadaşlar. Peki ders esnasında sizleri görüyor muyuz? Hayır hocam, siz istemediğin sürece hayır. Yani sen bana görüntü hocam açma yetkisi vermedikten sonra ya da senin işte mikrofonun var. Sen bana bu yetkiyi ya da ben sana o yetkiyi vermediğim sürece herhangi bir şekilde ne ben sizleri görebiliyorum hocam ne de onu siz beni, ondan sonra tabii bunun dışında göremiyorsunuz sevgili arkadaşlar. Peki ek derslerden hocam ne olursa size mesaj gelir, tamam mı sevgili arkadaşlar? Ama mesaj gelir. Hani ek ders olur deriz ki hocam bak gel, ek ders var. Katılmak istersen katıl. Eğer katılamazsan kayıt altına alacak zaten hocam, izlersin sonra. Biz sizi her şeyden haberdar ederiz. Yani sadece ek dersler değil sevgili dostlar. Onun dışında yani ne olur? İşte sınavla ilgili bir gelişme olur, haberdar ederiz. Onun dışında işte hocam şöyle şöyle bir şey oldu, haberdar ederiz. O yüzden sevgili dostlar biz ne olursa sizi ilgilendiren ne varsa hepsini sizlerde hocam paylaşırız sevgili arkadaşlar. O yüzden o konuda sıkıntı olmaz. Ek dersler ve Türkiye geneli hocam denemeler, ellerin hepsi tabii ki ücretsiz. Herhangi bir şekilde arkadaşlar, ama herhangi bir şekilde bir ekstra ücret yok. Olma. Ek dersten de kastımız, yani şu an hani ek ders planlamadık. Bazen Ahmet hocamız işte fiziksel gruplara ek ders yapıyor. İşte orada CD'di, ondan sonra çağırıyor. O bapta arkadaşlar. Ya da işte bir gruba ders yapılıyor. CD de gelinsin diyoruz. Hocam işte CD de gelebilir mi? Tamam, yer varsa sizler oraya gidebilirsiniz. Sıkıntı olmaz sevgili arkadaşlar. Ama ondan dolayı ek dersler ya da Türkiye genelinde denemeler herhangi bir şekilde ayrı bir hocam ücretlendirme olmaz sevgili arkadaşlar. Hocam bonus ders nedir? Güzel. Bak çok güzel bir yere parmak bastınız. Hocam şimdi bu C grubun öğrencisi iseniz 2 tane bonus ders hakkınız var. Yani sizin diğer derslerimiz var. Hangi derslerimiz var şu an arkadaşlar? Yani başlayacak olan derslerden bahsedelim. D grubu var. Bir de koç grubu var arkadaşlar. D grubu ya da koç grubu da öğrencisi değilsiniz. Ama 2 ders bonus hakkınız ya, hakkınızda o derslere giriş sağlayabilirsiniz. Yani koç grubu başladı. Ne zaman başlıyor sevgili arkadaşlar? 12 Aralık'ta başlıyor. Hocam ben müsaitim. İşte çarşamba günü de işte şu gün boşum. Derse girmek istiyorum. Ne yapacağım? 2 tane bonus ders hakkım var. O bonus dersini başka derslerde kullanabilirsin. Tamam. Ondan dolayı onu da lütfen dönem içerisinde kullanın arkadaşlar. Ama tabii ki biraz daha zaman geçtikten sonra baksın. Tabii 2 ders bonus, hani normal grubun dışında 2 tane hocam bonus hakkınız var arkadaşlar. Olur mu? Peki genel bilgiler budur arkadaşlar. Hani o yüzden genel bilgileri şöyle vermiş olalım. Bugün hani alel acele katılanlar vardır hocam, ben hiç okumadım diyenler için şöyle genel bilgileri vermiş olduk. Bu bilgilere sahip olanlar varsa da kusura bakmasınlar. Hani o hocam biz bunları zaten biliyorduk diyenler varsa lütfen bizi hocam affedin. Arkadaşlarımıza hani yardımcı olmak babında söylemiş olduk. Peki. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Şimdi hocam tamam işte bakın. Ne dedim az önce hocam, kusura bakmayın dedi bir arkadaşımız, başlayın artık demiş. Hocam başlayacağız işte, diğer arkadaşlarımızı da bilgilendirelim ki
Onlar da hocam eksik kalmasınlar. Onlar da hocam bilgi sahibi olsunlar ki yani sizler gibi unsura değil arkadaşlarımız. İlk defa katılan var mı arkadaşlar aramızda? Hocam ben ilk defa akın dil öğrencisi hocam diyenler ben der mi? Ya da oldum diyenler olabilir. Bakın değil mi? Bak bir sürü arkadaşımız almış şu an. Yani o arkadaşlarımız hiçbir şekilde sistemi bilmiyorlar. Tamamen buna yabancılar. Şimdi biz daha sistemi anlatmadan hurra derse girersek o arkadaşlarımız değil mi hocam mağdur olmuş olurlar sevgili hocam. Peki tamam mıyız? Bu arada ben hocam diye hitap ediyorum arkadaşlar. Lütfen rahatsız olmayınız. Çünkü her bir bireyi, her birinizi bir meslektaş ya da ileride bir meslektaş olarak kabul ettiğim için hocam diyorum arkadaşlar. Yoksa diğer türlü hani arkadaşlar dediğimde bana çok böyle biraz daha böyle sosyal medyadaki işte YouTuber gibi hocam geliyor. Çok hoşuma gitmiyor. Çocuklar denmez değil mi? Çocuklara hoş geldiniz. O kadar da yaşlı değilim ben. Siz de o kadar hocam ama sonra değil mi? Genç değilsiniz arkadaşlar. O yüzden ben hocam diyorum ki bir meslektaş olarak sizleri görüyorum sevgili arkadaşlar. İnşallah oluruz da ki vardır da aramızda meslektaşlarımız. Onlar da selamlar olsun. Arkadaşlar şimdi bizim YÖKDİL ve YDS sınavları için kamplarımız olur. Nedir kamptan kastımız? Şöyle yoğun soru gruplarının olduğu kamplar olur arkadaşlar. Kamplar olur mu? Dönem başında belli olmaz. Onu söyleyelim. Tamam. Dönem başında belli olmaz. Yani her dönem biz mümkün mertebe yapmaya çalışıyoruz, yapıyoruz. Ama hani ne zaman olacak tam olarak? Kaç gün olacak? Nasıl olacak? Şu an ona karar vermemişlerdir. Çünkü daha baya baya var. Ama hani şunu da söylemek lazım. Her sene olduğuna göre bir sıkıntı olmadığı sürece sevgili arkadaşlar yine olacaktır yani muhtemelen olur mu? Yani geçen senelerde de oldu. Yani pandemi oldu. Ondan sonra kamp yaptık. 2016 yılında darbe oldu. Yine kamp yaptık arkadaşlar. Yani mümkün mertebe hocam ama kamp olacak online tabii ki hocam. Online kamplar olacaktır. Onları zaten sizlere hocam duyururuz. Lütfen bizim sosyal medyadaki Instagram sayfamızdaki arkadaşlar ama Akın Dili takip ederseniz oradan da arkadaşlar değil mi? Size bilgilendirme gelebilir. Hikayelerde onun söyleyene bilgilendirmeler olur. Orada yine kelimeler var arkadaşlar. Ya da YouTube kanalımıza da abone olun arkadaşlar. Orada da yine soru çözümleri olursa sevgili dostlar orada haberdar olabilirsiniz. Hocam eğitim sonunda yüzde kaçı 70 görüyor hocam. Şimdi böyle bir sayısal veri tuttuğumuzda %25 ile %30 arasında değişiyor tabii ki. Bu bazı dönemlerde tabii ki 5 ya da işte 10 sonra puan yani %5 %10 sonra 5 yukarıda aşağı olabilir. Ama ortalama tabii ki %25 %30 sevgili arkadaşlar. Ama tabii ki bu da yine ciddi bir oranda sayı oluyor sevgili arkadaşlar. Peki kamplara C grubu öğrencileri katılabiliyor mu? Hayır. Yani şu an öyle bir şey yok. Ne derseniz onlar ayrı program programlar olduğu için arkadaşlar. Şu an öyle bir katılma durumu yok. Ve kusura bak kusura bakmayın sevgili arkadaşlar. Peki Mart YDS kamp olursa ücretsiz mi olur? Yok. Hocam ne gibi kamplar sevgili hocam bir saniye istiyorum sizden. Geldim. Ufak bir su molası vermek gerekiyormuş. Peki suyumuzu aldık geldim. Peki sevgili dostlar tamam mıyız? Şimdi yine sorularımız olacaktır. Baya baya soruları var arkadaşlar. İsterseniz şöyle bir başlayalım. Şimdi bugün gramer anlatmayacağım. Yani oturup da birinin anlatımından ziyade kelime çalışmamız nasıl oluyor arkadaşlar ama kelime çalışmasında nasıl ilerliyoruz onlara bakalım sevgili arkadaşlar. Şimdi bir kere şunu bilmemiz lazım. Şimdi kitaplar gelecek ki size sevgili dostlar. Kelimeler direkt kitaplardan işlenecek olur mu? Yani o yüzden hani direkt önünde senin bir kaynak olacak. O kaynağı önünde görüp yansımasını ekranda göreceksin sevgili arkadaşlar. O yüzden
Yani çok rahat şekilde not alabilirsiniz üzerine. Sağına soluna not alabilirsiniz. O yüzden çok rahat bir ondan sonra çalışma olacaktır kelime bakımından. Şimdi bizim listelerimiz var. Ama burada biz liste yapmaktan ziyade böyle listeleri teker 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 ondan sonra incelemekten ziyade direkt eşleştirme babında onu çalışıyoruz. Zaten listeyi siz gelmeden önce ödev olarak bakacaksınız. Olur mu? Diyeceğim ki hocam bakın şu listeyi bir bak, bir göz at. Gel burada sonra beraber çalışalım ama yani oturup da şöyle bir mantık yok aslında. Çok da mantıklı değil. Düşünsene de burada bir liste var. Ben bu listeyi okuyorum. Okuyorum sadece. Sonra bitti. Hadi kelime böyle. Sevgili dostlar böyle kelime çalışır mı Allah aşkına ya? Böyle bir kelime çalışması olmaz. Yani öyle bir şey olsa zaten ve sen zaten öyle algılasan ben her zaman söylüyorum hocam. Yani ne bana ihtiyacın var ne başka bir kursa ihtiyacın var. Sen git sözlük oku. Hocam sözlüğü okur. Zaten sözlükteki kelimelerin hepsini algılarsın, anlarsın, ezberlersin. Sınava gir diyorum. Ama öyle bir öğrenci bugüne kadar olmadı ki. Yani listeyi okuduğunda hocam vallahi hepsini ben hafızaya aldım. Vallahi mükemmel bir hafıza var. Attım hafızaya. Tamam ondan sonra git. Hocam olur mu? Öyle bir şey yok. Öyle bir öğrenciyle bugüne kadar karşılaşmadım sevgili hocam. Biz de zaten öyle yapmadık. Yani yıllardır zaten çalışıyoruz. Yıllardır hocam o monitörü okuyoruz. Bugün bile sizler gibi oturup soru yazmak için ders çalışıyoruz. Hatta sizlerden daha da fazla zaman ayırıyoruz buna. Buna rağmen sevgili hocam oturup da biz listeden çalışmıyoruz. Sizlere de oturup da listeden kelime çalışması yaptırmıyoruz. Yapmıyoruz. Yapmıyorsunuz. Olur mu arkadaşlar? Peki şubelerde eğitim alırken araya pandemi girerse bilmiyorum ki Ceyda. Yani şu an şubelerle ilgili bir ders yapmıyoruz. Online ders yapıyoruz. O yüzden bağlı olduğunuz şubeyi söylerseniz onlar yani sevgili dostlar size bir yanıt verirler ama onu da şu an onlar da bir yanıt veremezler. Onu da söyleyeyim size. Şu an öyle bir durum. Bilemiyoruz olur mu olmaz mı? İnşallah olmaz. İnşallah pandemi arkadaşlar daha da fazla ciddiyetini artırmadan yavaş 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 hayatımızdan çıkar. Tabii ki bir anda olmaz ama yavaş yavaş gitmesini temenni ediyoruz sevgili dostlar. Peki şimdi gelelim arkadaşlar. Şimdi buradaki mantık şudur. Şimdi buradaki kelime çalışması da sevgili arkadaşlar. Bu mu? Tamamen bir kelime çalışması değildir aslında. Yani hocam sadece bu kadar mı? Hayır. Biz buradaki kelimeleri çalışacağız. Olur mu? Ben kelimeleri size tanıtacağım hocam. Bak bu kelime önemli. Bu kelime şurada karşına gelebilir. Bu kelimeyi not al. Bu kelime ön planda, bu kelimenin doğacak oldu, bu kelime gelme ihtimali çok yüksek. Bunu biraz arka plana al diye yönlendirme olacak. Sonra bunları okuma parçasından bakacağız. Hocam dersimize başlıyoruz Onurcuğum. Hemen dersimize başlıyoruz hocam. Haydi bakalım hocam. Kelime çalışmamız şöyle olacak. Important kelimesi önemli demektir. Öncelikli demektir. Diyor ki hocam important anlamına hangi ifade gelebilir? Şuradaki following kelimesi takip eden çoğumuz belki hocam görmüşüzdür değil mi? Hani follow kelimesinden expression kelimesi ifade ediyor ki hangisi diyor? Important anlamına gelebilir. Yani bizim amacımız burada çok fazla eş anlam çalışmak sevgili dostlar. Hadi bakalım yukarıdaki ankete gelsene hocam. Gel 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 gel. Hangileri önemli? Hangileri öncelikli olsun sevgili arkadaşlar? Tekrar belirtiyorum. Bu kelimelerin olduğu listeler sizlere kitaplarda gelecek sevgili arkadaşlar. Kitaplardan göreceksiniz. Onu da hemen belirtmek isterim. Haydi gel 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 gel. Refer to anlamına gelmek. Referansı olmak demektir. Yani hangisi bu anlama gelebilir? Haydi 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 gel gel gel. Biraz daha hızlan biraz daha hızlan. Neler varmış? Vital kelimesi olur. Hayati önemli derken kullanırız. Güzel. Crucial kelimesini kullanırız arkadaşlar. Very very important. Çok çok önemli demektir. Critical kelimesi sevgili dostlar. Önemli derken kullanırız. Hayati derken kullanırız. Hatta hani dersin ya akşam kritik bir maç var. Yani önemli, öncelikli derken kullanırız. Odd ve weird kelimesiyle garip tuhaf anlamına gelir. Peki hocam burayı bitirdik mi? Ne yapıyoruz sonrasında arkadaşlar? Dedi ki sizlere gelecek kitaplarda listeler var hocam. O listeleri tekrar sağ tarafta yazıyoruz. Yani listeyi ben sağ tarafa yazıyorum. Bakın yazdım.
Önemli listesinde hocam bunlar olacak. Bunları teker teker çalışıyoruz. Ne varmış? Important çalıştık. Crucial dedik ki hocam biraz daha abartıdır. Very very important anlamda kullanır. Yani hayati derken kullanırız. Critical derken kullanacağız. Kritik derken kullanacağız. Vital kelimesi. Hatta şöyle de bir bilgi verebilirim. Bilenler için hocam hem de bir tazeleme olur. Bir kelime içerisinde vita kelimesi varsa hayatla ilgili olacaktır. Dikkatinize, bilginize. Significant listemizde olacak, listemizde göreceksiniz. Paramount, önemli, öncelikli derken kullanırız. Hatta ben bu kelimeyi şöyle çalışıyorum hocam. İçinde para var ya, para önemlidir değil mi? Hatta bazı yerlerde maalesef para öncelikli, önemli bir unsurdur sevgili arkadaşlar. And principle kelimesi temel önemli derken yine kullanabiliriz sevgili dostlar. Bakın olur mu? Ne yaptık? Listemizi bitirmiş olduk. Bu liste zaten senin elinde olacak. Hem de buradaki eşleştirme ile beraber görünce hop hocam iyice unsura kalıplaşmış olarak karşımıza daha sağlam olarak karşımıza gelecek. Yani C grubunda hocam kelime tekrar, kelime tekrar, kelime tekrar olmazsa olmazımızdır. Yani biz defalarca bunu göreceğiz, olur mu? İşte bunu gördük ya. Şimdi geçiyorum için ikinci soruya sevgili dostlar. İkinci soruya geçerken bu liste var ya, listeyi sol tarafa ben yazıyorum. Bakın sol tarafa yazıyorum. Niye? Hocam göz onu bir görsün. Ne kadar çok görürsen o kadar daha fazla onlara hafızanda kalıcı olur. Peki en geçtik ikinci soruya. Necessary kelimesi. Neydi anlamı? Gerekli derken, temel derken kullanırız. Hangileri hani gerekli, temel anlamlarında olsun sevgili arkadaşlar? Bana bir söyler misiniz? Haydi 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 sonra beraber çalışalım. Bakalım ne varmış. Evet. Hocam iki tane cevap olabilir, üç tane olabilir Emrecan. Bazen bir tane olabilir olur mu? Ama genelde iki, üç, hatta dört tane bile olabilir. Çoktan seçmeli. Zaten bakın sevgili dostlar çoktan seçmeli. Yani A diyenler B, C, D yani birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz. Bir tane değil arkadaşlar ama birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz. Peki bakalım ne varmış? Basic kelimesi hocam basitten kodluyorum ben olur mu? Basit derken kullanırız. Başka required kelimesi temel gerekli derken kullanırız. Hatta biz bu kelimeyi zorunlu olarak da göreceğiz sevgili arkadaşlar. Başka essential kelimesi temel derken kullanırız. Doğru cevaplarımız Adana, Ceyhan, Denizli oldu. Weird neydi az önce gördük? Garip, tuhaf derken kullandık. Massive kelimesi kocaman, dev, büyük derken kullanılır. Tabii ki olmadı. Peki bitti mi? Hayır. Şimdi gerekli temel bölümdeki diğer kelimeleri de şöyle ekleyelim. Bakalım neler varmış. Necessary. Önemli bir kelimedir. Kesinlikle bilinsin sevgili dostlar. Essential kelimesi bir Yökdil sınavında geldi. Esas derken kullanırız. Fundamental kelimesi arkadaşlar. Ben bu kelimeyi şöyle kodluyorum. Eskiden Cem Yılmaz'ın Fundamental diye bir gösterisi vardı. Anımsayanlar hatırlayanlar bilir. Neydi oradaki hocam mantık? Cem Yılmaz hep temel. Hep böyle günlük yaşamdaki hocam mı? Gerekli olayları anlattığı için direkt ismini Fundamentals koymuşlar sevgili dostlar ama yani böyle arada kelimeler için kodlamalar da olacaktır. Bazıları saçma olur, bazıları ama biraz daha güzel olur. Ama amaç akılda kalması içindir sevgili dostlar. Olur mu? Peki required gerekli temel basic primary bu primary hocam anlatırken ben şöyle diyorum bakın hocam şimdi prima var ya arkadaşlar. Evde bebeği olan hocam çocuklu aileler bilir değil mi? Prima bir bebek bezidir. Bebek bezi markasıdır daha doğrusu. Evde gereklidir. Önceliklidir. Temeldir sevgili arkadaşlar. Indispensable elzem derken kullanırız. Bunu sınavlarda hocam onun gelme ihtimali çok yüksek. Hatta ben şunu şöyle kodluyorum. Diyorum ki hocam bak içindeki şu dispensable kelimesini ben dispansere benzetiyorum. Hani eskiden sağlık ocağı yokken dispanserler vardır. Bilenler vardır. Dispanserler neydi?
temeldi, değil mi? Gerekliydi sevgili arkadaşlar. Hocam prerequisite kelimesi gerekli temel derken kullanırız. Bu da yine karşımda gelecek bir sıfat ama çok da yaygın mıdır? Hayır. Yani diğerlere kadar yaygın değildir. Yani burada listemizde önemli olan hocam bak bu kelimeleri kesinlikle bil. Bu kelimeyi ön plana çıkarıyorum. Not al dediğim kelimeleri de lütfen not alın ki yani bunların bir kısmı hocam olarak gelmiş. Bir kısmı seçeneklerde sorulmuş, bir kısmında gelme ihtimali çok yüksektir sevgili dostlar. Peki üçüncü soruya geçtiğimizde strange kelimesi anlamı garip, tuhaf demektir sevgili arkadaşlar. Haydi bakalım. Sol tarafa yazdım şöyle. Hangileri garip, tuhaf olsun ya da bazen bunu saçma diye de çevirebilirsiniz. Haydi 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 haydi. Evet, Adana ot garip tuhaf. Bakın baksanıza bir tane D yan yana gelmiş, garipleşmiş. Unusual kelimesi sıra dışı, garip, tuhaf derken kullanırız. Başka var mı? Başka da yok sevgili arkadaşlar. Essential ve basic zaten az önce gördük değil mi? Neydi? Gerekli temel derken kullanırız. Abrupt kelimesi olumsuz bir kelimedir ama vermiş olduğu anlam şudur. Aniden birdenbire derken kullanırız. Hatta şu bilgiyi de verelim mi sevgili dostlar? İçine rap kelimesi varsa bak hocam onları da yine paylaşacağım sizlerle. İçine rap kelimesi varsa arkadaşlar olumsuzluk bilir. Yani bu abrupt kelimesi hani var işte bugünlerde aniden işte dolu yağdı. Yani beklenmedik bir şekilde dolu yağdı dediğimizde orada direkt abrupt olan bir olaydır sevgili arkadaşlar. Tabii ki salı günü hocam bu teste bakacağız çünkü hepsini bitirmeyeceğiz Tuğçe. Peki doğu cevaplarımız Adana ve Bursa oldu. Peki bakalım ne varmış başka arkadaşlar? Böyle garip, tuhaf anlamındaki kelime bölümünde. Hemen şöyle çalışalım. Bunu yapalım sonra ara verelim mi? Ne varmış? Strange. Unusual çalıştık. Odd çalıştık. Weird az önce zaten çalıştık sevgili hocam. Bizar kelimesi bir garip bir garip bir garip diye kodlasam hocam bunu. Bizar 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 bir garip bir garip bir garip. Abnormal kelimesi Türkçe'de yok mudur arkadaşlar? Hani anormal derken kullanırız değil mi? Adam yani normal değil garip tuhaf. Uncommon bakın sıra dışı garip tuhaf derken kullanırız. Peculiar kelimesi garip tuhaf derken kullansak da ben bu kelimeyi şöyle kodluyorum diyorum ki ya pek garip bir olay oldu ya pek garip pek garip pek tuhaf pek garip pek tuhaf derken kullanırız. Hatta şu bilgiyi de paylaşacağız. Diyeceğiz ki peculiar'ın tu alırsa bu hocam peculiar kelimesi yanına tu alırsa ne oluyor sevgili hocam? Bir anda anlamı değişiyor. Ne oluyor derseniz hemen söyleyelim. Özgü, eşsiz gibi bir anlam oluyor arkadaşlar. Hocam peki bunu söylemenin mantığı var mı? Bize yük değil mi? Evet ama işte sıkıntı şu sınavda sordu hocam. Sorma ihtimali var mı? Var. Ondan dolayı hocam peki yana ne alırmış? Tu alırmış. Hocam peki bununla beraber ne kullanacağız? Unique to olur mu? Unique to. Yani oradaki unique kelimesi peculiar to ile aynı anlama gelir. O eşsiz demektir. O anlamı vermek için kullanırız. Tamam. Peki tamam mı sevgili arkadaşlar? Yani bu oğlum, çalışmamız böyle olacak. Şimdi hocam burayı bitirdik ya. Bak şimdi hemen hocam uzatmayacağım daha fazla. Çünkü diğer derse hocam ama geçmeyeceğim. To olursa peculiar, garip, tuhaf değil de özgü, eşsiz derken kullanacağız. Bildiğimiz unique to gibi kullanabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi dördüncü soruyu hocam geçtik. Beşinci soruya geçtik sevgili hocam. Bakın dördüncü soruda bir kodlama var. Bakın Hugo diye bir karakter var ya. Hocam ama onu diğer derste görürüz zaten. Hocam bakın sonrasında bir word check bölümü var arkadaşlar. Nedir bu word check? Şimdi hani az önce çalıştık ya listeleri. Hocam bu listeleri tekrardan öğrencimiz hani hem kendi tekrar etsin hem de karşımıza tekrar on sonra görsün diye şöyle yapıyoruz. Diyoruz ki hangileri önemli hayati anlamlarına gelsin. Az önce hani bir liste vardı ya. Haydi bakalım o listeden seç hocam üçünü. Önemli hayati. Hani her 5 sorudan sonra arkadaşlar ama bu word check'i yapıyoruz.
Önemli hayati kelimesini direkt hemen istiyorum senden. Böyle yapınca hocam mu derslerde inan biraz on süre kendini verdiğinde hani şöyle göreceksin. 5 ders sonra hocam bak abartmıyorum. 5 ders sonra diyeceksin ki ya ne kadar çok kelime öğrendim. Yani diyeceksin bir de peşine bunu okumayla pekiştirdi mi al sana hocam misler gibi bir on süre kelime çalışması. Vital hayati önemli konuştuk crucial. Az önce yazdık very very important demiştik. Significant zaten lisede görmüştük. Peki weird garip tuhaf giant kelimesi büyük dev anlamına geldi. Hocam bak gördün mü? Bak ne oldu? Hem yukarıda eşleşme olarak gördük. Hemen aşağıda hocam ne yaptık? Dikkat edin lisede gördük. Sonra bir de burada Türkçesini hocam gördük. Hop 3. Bir de bunu ödevde yaptın 4. Bir de bunun örnek cümleleri var hocam. Olur mu? Yüz okuma kitabında. Evet desem hocam 5. Bak 5 defa gördükten sonra zaten hop oradaki hocam bir sarmal döngüyü bitirmiş oluyorsunuz. Hocam uygulama var tabii ki. Direkt YDS kelime diye bir uygulamamız var. Orada yine yani eşleştirme şeklinde görebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bir tane daha çalışalım mı? Gerekli temel derken neler vardır? Hadi bakalım söyler misiniz bana arkadaşlar? Hadi 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 gel gel az önce yazdık kocaman oraya yazdım gerekli temel derken hızlan burada artık hocam olur mu? Essential kelimesi güzel başka fundamental kelimesi güzel olur masif büyük kocaman demiştik olmadı bizar garip tuhaf demiştik olmadı compulsory zorun demektir olmadı olur mu? Zaten bu kelimeler de ilk 5'teki bölüm var hocam. İlk 5'teki kelimelerden hocam seçilecektir. Yani diğer yanlış cevaplar da o ilk 5'teki diğer kelimeler. Yani oturup da başka kelimeler değil. O yüzden oradaki yanlışlarda bile sen aslında ne yapıyorsun? Kelimeyi tekrar 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 hocam yapıyorsunuz. Yani bir kere arkadaşlar şunu söylemek lazım. Şimdi arada da yine vardır. Bizim eski dönemden, yani bilhassa C grubundan ya da benim fiziksel derslerde öğrencim olanlar varsa zaten hocam kelime çalışmasının çok iyi bir şekilde ilerleyeceğini sizlere söyleyeceklerdir. Yani onlar bize referans olsun olur mu? Yani onlar desin ki hocam kelime bakımından şöyle şöyledir. Grameri zaten biz hallederiz. Sen gramer hocam o kadar takılmayın arkadaşlar ama gramer nerede olsa hocam öğrenirsiniz. Okumayı zaten biz burada hocam ama sizlerle beraber çalışıyoruz. Önemli olan burada kelime ve okuma. Gramer en kolay yönü olur mu? Grameri sen bize bırak hocam. Biz burada sana anlatırız. Olur mu? Lütfen gramer eksiği olanlar, gramer bilgisinin eksik hocam olduğunu düşünenler varsa grameri biz burada size anlatırız. Sen üstüne hocam ama koyar yapar geçersin. Tamam mı sevgili hocam? Peki şimdi biraz yoruldunuz. Yani yordum sizleri kusura bakmayın. Şöyle yapalım mı? Bir ara verelim. Aradan sonra devam edelim. Peki gel hocam gel gel. Aylardır gündemi meşgul eden bir okuma parçası. Bunu sizlerle paylaşabilirim hatta. Şöyle paylaşayım isterseniz. Nerede dosya? Dosya dosya dosya. Aha. Sevgili arkadaşlar şu dosya bölümü var ya bakın. Bu dosyayı ekliyorum bu şurada. Üstüne tıklayınız lütfen. Üstüne tıklayın arkadaşlar. Üstüne tıklayın. Tıklayın üstüne sevgili hocam. Yani tıkladıktan sonra alt tarafta dosyaları indir diyorsunuz hocam. Direkt indirebilirsiniz. Ama şunu da söylemek istiyorum. Cep telefonu ya da tabletle giriyorsanız orada muhtemelen indirmez. Çünkü orada desteklenmeyen içerikler lütfen. Bilgisayardan olanlar üstüne tıklayınız. Dosyaları indir dediğinizde direkt dosyayı indirir. Burada dursun isterseniz arkadaşlar. Mu? Dursun mu burada şöyle? Dursun isterseniz şöyle bir buçuk dakika dursun sonra kaldırırız. Peki demiş ki ne demiş hemen bakalım koronavirüsle ilgili bir okuma parçası temel seviyeli bir okuma parçasına bakalım sevgili arkadaşlar. Demek ki Dünya Sağlık Örgütü The World Health Organization is warning young and people all over the world. Dünya çapındaki demiş bütün genç insanları ne yapıyormuş uyarıyormuş. Hocam warn kelimesi olur mu? Uyarmak demektir sevgili dostlar. Şuradaki all over the world bir kalıptır. Anlamı dünya etrafında yani dünyadaki doğudan tutun da batıya kadar kuzeyden tutun da güneye kadar olan bütün ülkelerdeki genç insanları uyarıyormuş. Ne konuda?
There also risk from COVID-19. Sevgili dostlar, demin ki bunlar da yani genç insanlar da COVID-19'dan dolayı tehdit, yani risk altındadır. Peki hocam, risk dediğimiz bir ifade var, isim. Sence bu önüne ne alsın? Et mi alsın, in mi alsın? Et diyenler Adana, hocam et değil de in diyenler Bursa diyebilir mi arkadaşlar? Et diyenler Adana'ya, yok hocam et değil de in diyenler hocam Bursa'ya tıklasın lütfen. Evet. Sevgili dostlar, hemen cevap açıyorum. Doğu hocamız at risk, at risk, at risk, at risk derken kullanırız. ÖSYM bunu o kadar fazla sordu ki bilhassa da EYDS'lerde sordu arkadaşlar. Ama bu bir kalıptır sevgili hocam. Şimdi bazıları direkt kalıptır. Nasıl hani bizde dilin kuralları varsa burada da hocam bazı isimler, bazı fiiller, bazı sıfatlar sol tarafına ya da sağ tarafına belli başlı edatlar alır. Bunlar bir kısmı ezberdir, bir kısmı anlamca bakılır. Burada hocamız direkt at risk olarak kullanırız. Hatta şöyle kodlarız. Ette hocam, ama ette hani et, kırmızı et neyse, beyaz et, risk vardır, tehlike vardır diye kullanırız. Peki, The WHO has said, Dünya Sağlık Örgütü söylemiş. Neymiş söyledikleri şey? Young people are not exempt from, genç insanlar demiş, muaf değildir. Hocam exempt kelimesi var. Hemen yanına hocam altına yazalım. Şu demektir sevgili, soru mu? Muaf demektir. Peki ne demiş? Genç insanlar muaf değildir. Neyden muaf değildir? Koronavirüse yakalanmaktan muaf olmadığını söylüyormuş örgüt. Peki ikinin cevabı ne olsun sence? Catch mi, catching mi? Şu aşamada gerek yok Havva Nur. Temel seviyede bir bilginiz varsa gerek yok. Evet. Catch mi, catching mi, ne dersiniz? Evet. Catching diyenleri tebrik ederim sevgili dostlar. Niye hocam catching oldu? Hemen bir kullanım yazalım mı arkadaşlar? Bakın hemen okumada çalışalım. Sevgili dostlar, bakın orada bir from var ya, o bir edattır arkadaşlar, olur mu? Şimdi biz edatlardan sonra eğer bir fiil kullanırsak verb ing'i kullanmak durumundayız. Çünkü ne diyoruz? Edatlardan sonra in olsun, for olsun, işte about olsun, edatlardan sonra arkadaşlar hop ne yapıyoruz? Verb ing'i kullanırız. Peki metni hocam göremiyorum. Hemen şöyle yapıyoruz. Hocam metni göremiyorsunuz, ekran yazarsanız ben oradan anlarım. Şimdi sallıyorum ekran hocam. Şu an sizin ekranınıza düşmesi lazım, olur mu? Şu an düşmesi lazım. Tamam. Peki, notumuzu aldık. Edatlardan sonra biz ne kullanıyoruz? Verb ing yapısını kullanıyoruz. O zaman ne yaptık? Catching'i kullanmış olduk. Peki, many young people, birçok genç insan, mistakenly, yanlış bir şekilde believe that, inanıyor demiş, inandıkları şey, they will not catch the virus, virüse yakalanmayacaklarını yanlış bir şekilde inanıyormuş. Peki ne dersiniz? Because of me, despite me, hadi bakalım. Biraz ağır olabilir ama yine de çalışalım sevgili dostlar. Biraz araya bağlaç serpiştirelim ki bağlaça da şöyle alttan alttan çalışalım arkadaşlar. Evet. Bilmeyenler varsa hocam atış serbest, sıkıntı yok. Haydi. Evet tabii ki de hocamız because of anlamı den dolayının sayesinde demek, olur mu? Hemen yazalım altına. Burada olumlu bir ifade olduğu için ne diyeceğiz? Nın sayesini derken kullanacağız sevgili dostlar. Ne demiş genç insanlar? Demişler ki hocam, yani yaşlarının sayesinde, biz yaşımızın hocam sayesinde virüse yakalanmayacaklarını biliyorlarmış ve bu diyor ki hocam yanlış bir hocam inanıştır. Yani yanlış bir şekilde buna inanıyorlarmış. Despite'in çevirisi bir zıtlık bağlacı arkadaşlar. Çevirisi şudur. E rağmen derken kullanırız. Hani yaşlarına rağmen der misiniz? Hayır. Yaşlarına rağmen virüse yakalanmak ifadesi güzel bir çeviri olmuyor. Burada anlamca bunu çağrıştırmıyor. Burada olumlu olduğu için sayesinde. Eğer olumsuz bir ifade olsaydı zaman ne olurdu? Nın yüzünden derdik sevgili hocam.
Peki buraya kadar hallettik mi? Hallettik. Bakın ne gördük sevgili dostlar? At ne alırmış? Risk alırmış. Edatlardan sonra ne kullanırız? Verb pairce kullanırız. Lütfen bunları da not alıyoruz ki. Niye? İşte hocam amaç okuma üzerinde bunları görmek arkadaşlar. Yani burada salt bir okuma yapmıyoruz. Oturup da hani bunu sana verdik ki ben burada okuyorum ve çeviriyorum. Hocam zaten bunu Google Translate yapıyor. Gerekiyor ki ya da bunu size yüz okumayı göndereceğimiz kitaplarda da zaten çeviriler var. Orada zaten çevirisine bakabilirsiniz. Önemli olan buradaki kullanımları bilmek, buradaki yapıları görmek sevgili arkadaşlar. Ondan dolayı burada her okuma parçasında biz okumanın dışında yani okumayı yazmanın dışında bir de şöyle yani ne öğretebiliriz? Burada nasıl bir kullanım var? Öğrenciye nasıl ekstra yardımcı olabiliriz? Mantığında ilerliyorum ki arkadaşlar. Yani salt bir okuma olmasın sevgili arkadaşlar. Hocam bu kayıt muhtemelen yarın gün içerisine eklenir. Peki geldik soru 4'e hadi bakalım. They think that they dedi burada. Şuradaki genç insanlar bu bir referans ifade. Bir önceki cümledeki birçok genç insanları tekrar yazmak yerine orada ne yapmış? Şahıs zamiri kullanmış. They think that it is a disease. Haydi hocam ne dersiniz? Yok okuma dersleri için hocam bir ayrı bir defter tutmaya gerek yok ama tabii ki bir kelime defterimiz. Onunla beraber hocam buradaki kalıplar yazabilirsiniz. Ya da siz bilirsiniz ayrı bir defter tutmak isterseniz. Peki neymiş? It is a disease. Bir hastalıktır. Nasıl bir hastalıkmış arkadaşlar? Bakın burada bir sıfat cümleciği var. Onu açıklaması lazım. Haydi bakalım. Which diyenler tebrikler hocam. Bu which ve who neye göre dersiniz? Soldaki isme göre sevgili dostlar. Eğer soldaki isim insan olsaydı biz insanları tanımasaydık who derdik. Ama insan dışındaki objeleri ya da hayvanları tanımlarken arkadaşlar ne diyeceğiz? Which'i kullanacağız. O yüzden burada disease demiş ya bakın bir hastalık. Biz bu hastalığı tanımladık. Bakın e demiş ya onu tanımlamak lazım. Tanım yapmak lazım. Direkt orada which'i kullandık. Yani genç insanlar bu hastalığın sadece daha yaşlı insanların yaşayacağı bir hastalık olduğunu düşünüyormuş. Ama aslında böyle değilmiş. And the truth is that gerçek şudur. Young people are catching the coronavirus. Genç insanlar da koronavirüse yakalanıyor. Değil mi? Catch diye bir kelime var hocam. Hemen not alalım mı? Catch the virus diyeceğiz. Yani virüse yakalanmak demektir. Hocam yani catch normalde şu demek değil mi? Değil, yakalamak evet. Burada değil mi? Mecaz olarak kullanmış. Virüse yakalanmak diyeceğiz. Direkt virüs hocam orada değil mi? Ne oldu? Geldi bizi hocam o sıra vurdu. Hocam ekrandaki yazılar kaymış olabilir. Şöyle yapıyoruz sevgili arkadaşlar. Küçültüp büyütün. Hocam olma lütfen. Ekranı küçültüp büyütün gelir olur mu arkadaşlar? Bir büyütün hocam. Küçültüp büyütün siz bir. Eğer olmazsa ben sallarım. Hemen şöyle hop. Küçültüp büyüttük. Yoksa sallayacağız sevgili arkadaşlar. Tamam geldi. Tamam güzel. Hem bunlar hocam ufak hocam çareler. Ekranda yazılar kayıyorsa küçültüp büyütüyorsunuz gelecektir. Peki hadi bakalım. Beşinci sorunun cevabı ne olsun? Die kelimesi var ya ölmek fiili ne alır? Atış serbest. Burada amaç biliyorsak pekiştiriyoruz. Edatlarda bilmiyorsak öğreniyoruz. Haydi. Die of mu alır, with mi alır? Yani genç insanlar virüse yakalanıyormuş. Gerçek bu. Ve ölüyormuş bile hocam baksana. Evet. Die of diyenler tebrikler. Not alalım mı sevgili arkadaşlar? Hemen şöyle yazalım. Die kelimesi ölmek şöyle yazılır yan hali. Yanına from ya da of alır. Hop. From ya da of'u görmüş olduk. Hocam bu kırmızıyla hocam o mu yazdıklarımız da ben ayrı olarak notlarda paylaşıyorum. Oradan da alabilirsiniz ama hani direkt üstüne yazarsak daha rahat, daha böyle farkında oluruz. Die ne alırmış? Not alalım. From yoksa of. Die of, die from diye kullanacağız. Hani sınavda sorarsa, ters köşe yaparsa biz hemen önlemimizi alalım, hemen bilelim sevgili arkadaşlar. Peki, the who has added.
Dünya Sağlık Örgütü eklemiş. That ne demiş? Young people are also spreading the disease. Genç insanlar ayrıca spreading the disease. Hastalığı spread yani yayıyormuş. Kime? To their parents, anne babalarına. Kime? Grandparents, büyük anne babalarına ve nokta nokta people. Ne dersiniz altıncı soru için? Adır mı, dağdır mı? Haydi bakalım. Bakalım nasıl cevap verecek? Adır mı, dağdır mı? Evet. Tabii ki hocam. Burada the other diyen arkadaşlarımız soralım hocam. The other dediğinde hani hangi insanlar ismini, cismini, sayısını biliyor musun? Bilmiyorsun o zaman niçin the other diyorsun ki bak. Alın şimdi bakın. The. Yani orada belirli olması lazım. Yani ismi, cismi, sayısı bilinecek hocam. O yüzden the other dediğinde ne kullanacağız? Diğer insanlar. Hocam bak bu the other, the other çok ama çok karıştırır ama çok basittir aslında. Ben şöyle diyorum hocam bakın. The other da şöyle diyeceğim. Kafanda soru işareti kalmayacak. Diyeceğim ki hangi insanlar diye sorulduğunda sayı verebiliyor musun? Evet. O zaman dağdır yaz. Hocam eğer hangi insanlar dediğimde ya şu insanlar yapacağım. Dar bir çerçeve hocam. Yani onları kısıtlandırabiliyor musun? Evet. O zaman demek ki hocam dağdır seç. Ama diğer insanlar ismini bilmiyoruz. Cismini bilmiyoruz. Kaç tane insan olduğunu bilmiyoruz. O yüzden adırı kullanacağız. Dağdır arkasından tekil isim de alır, çoğul isim de alır. Burada ikisi de olur ama adır sadece çoğul isim alır. Ama dağdır burada çoğul da alır. O yüzden burada da hocamız ne oldu? Adırı kullandık. Yani adır deyince hocam aklına şey olacak. Soru işareti. Hangi insanlar? Diğer insanlar. Biliyor muyuz diğer insanları? Hayır. Bilmiyoruz. Şuna ne dersiniz? Hemen bir örnek daha yazalım mı? Türkiye ve diğer ülkeler. Adır mı dağdır mı? Hadi bakalım. Türkiye ve diğer ülkeler. Haydi 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 hocam. Türkiye, Turkey and nokta nokta countries. Tabii ki other diyeceksiniz. Ne? Yani şimdi diğer ülkeler dediğimizde cismini biliyorum yani cismi derken adını cismini biliyoruz. Fransa, İtalya, işte İngiltere değil mi? Bilmiyoruz arkadaşlar. Ya da şöyle diyor muyuz arkadaşlar? Ya tamam da sayısı işte 10 tane 15 tane bilmiyoruz ki sevgili dostlar değil mi? Türkiye ve diğer ülkeler dediğimizde adırı kullanmamız gerekecektir. Peki dedik burayı halletmiş olduk tamam. Hatta biz şöyle deriz sevgili arkadaşlar. Hani sınavda adırla dağdır gelmez ama tabii ki hazırlık kitaplarını görebilirsiniz. Diyoruz ki eğer adır ile the adır arasında kalır isen adırı seç. Çünkü the adır kendini belli eder. Peki the who also urge. Dünya Sağlık Örgütü aynı zamanda zorlamış ya da acil çağrıda bulunmuş hocam. Ama urge kelimesi böyle şuradan gelir. Yazalım mı? Sıfat anne. Urgent diye bir kelime vardır arkadaşlar. Çoğumuz biliyoruz da bence. Şu demektir urgent. Acil demek olur mu? Hani bir olay var ya olay olur diyorsun ki it's urgent. Hadi acil. Hadi hadi. Acil derken kullanırız. Burada böyle acil çağrıda bulunmak. Ne diyormuş? Young adults genç insanlara to follow advice yani tavsiyeleri takip etmeleri konusunda başka to avoid gathering in large groups büyük gruplar halinde toplanmaktan kaçınmaları konusunda acil çağrıda bulunuyormuş. Peki amaç to help yardım etmek ne yardım edeceğiz? Prevent engellenmesine yardım edeceğiz. Peki neyin? Virüsün nokta nokta engellenmesi diyeceğiz. Ne dersiniz? Eradication mi, spread mi arkadaşlar? Evet. Evet. Tabii ki doğacağımız yayılması anlamına gelen spread kelimesini kullanacağız. Hocam eradication kelimesi tam tersi yok etme, sonlandırma derken kullanılır. Şunun gibi kullanılır mı? Devastation diye bir kelime var. Sonlandırma, yok etme derken kullanırız. Bu anlamda, bu mantıkta kullanılır. Peki. Dedik burayı hallettik.
Geçtik mi? Hayır, geçmedik. Şimdi sevgili dostlar, şuradaki two artı word 1'i gördük mü? Two artı word 1, yani help demiş ya sevgili dostlar. Hemen altına yazdım. Şimdi biz two artı word 1'i sevgili arkadaşlar, tam cümlenin başına, bakın tam cümlenin başına ya da sonuna yazarsak şöyle bir anlam verir. Make, mak için gibi bir anlam anlatım verir. Bak burada nasıl çevirdim? Virüsün yayılmasını engellemeye yardım etmek için. Gördün mü hocam, bakın. Sipet yayılma demektir. Yardım etmek için genç insanların tavsiyelere uyup geniş gruplar halinde toplanmaktan kaçınması konusunda acil çağrıda bulunmuş. O yüzden tortu word bir burada mekmak için, yani bir amaç anlamında kullanmamız lazım. Peki. The Director General of the WHO said. Hocam değil mi? Dünya Sağlık Örgütü'nün demiş genel müdürü ya da genel direktörü söylemiş. Today I have a message for young people. Bugün demiş genç insanlar için demiş bir mesajım var. Ne demiş? You are not invincible. Yani hocam o mu? Siz yenilmez değilsiniz. Hocam invincible kelimesi yenilmez demek, olur mu? Bir eş anlam yazıyorum. Şöyle bir kelimemiz var. Unbeatable diye bir kelimemiz var. Bu da yine yenilmez derken kullanırız. Ki beat kelimesi normalde dövmek, üstesinden gelmek. Ama unbeatable kelimesi, yani siz yenilmez değilsiniz diye bir mesaj vermiş. He added, eklemiş. This virus, bu virüs demiş ve hemen orada bir modul vermiş. Could put, should put. Evet. Doğacağımız ne oldu? Bir olasılık anlattığı için kodu kullandı. Yani bu virüs demiş. Yani sizi haftalarca hastanede tutabilir. Or even kill you. Hatta öldürebilir. Hocam niye should olmadı? Should'u bilenler hemen der ki hocam ya should tavsiye anlatır. Bir şeyin önemli olduğunu söyler sevgili dostlar. Yani bu virüs seni haftalarca hastanede tutmalı der misin? Tutması gerekir der misiniz? Diyemezsiniz değil mi? Ondan dolayı sevgili arkadaşlar, hemen şöyle bir not alabilirsiniz. Şimdi bir modul sorusunda, YDS ve yok değil de modul sorusunda eğer bir olumsuzluk, bir negatiflik varsa, olma negatiflik varsa biz orada should'u kullanamayız. Yani şöyle der misin? Bu virüs seni haftalarca hastanelik etsin, etmeli ve hatta seni öldürmeli. Allah aşkına böyle bir temenni olabilir mi? Olmaz. Değil mi? Bir şeyin öneminden, gerekli olduğundan bahsederken kullandığı yüzden cümle bir olumsuzluk anlatıyorsa, bakın hocam bu çok kıymetli bir bilgidir. Bunu not alırsan hocam ileride de çok rahat edersin. Biz burada olumsuz bir durumdan bahsedersek should artı word 1'i kullanamayız ya da önemlilik, gereklilik anlatan diğer modullarda yine burada olmaz. Mesela ne olmaz başka burada? Must olmaz mesela burada değil mi? Yapmalı, etmeli değil mi? Burada başka ne olmaz mesela? Have to ya da has to olmaz arkadaşlar. Hemen yazalım şöyle. Burada need olmazdı. Burada had better olmazdı. Çünkü bunlar bir cümlede gereklilik, tavsiye hatta zorunluluk anlattığı için yani bunlar olmazdı. Would olmaz hocam. Would burada yapıcı olma. Anlamca değil de yapıcı olmaz. Çünkü would'un orada kullanımı hayal yapardı derdi. Burada would'un yeri yok anlamda. Peki. Even if you don't get sick diyor ki hastalanmasanız bile the choices which you make about where you go. Gideceğiniz yer hakkında yapacağınız demiş choices'lar, yani seçimler. Hocam choice kelimesi seçim demektir. Bunun bir de fiil hali var, yazalım mı? Choose diye bir kelimemiz var. O da seçmek demektir, yazalım mı? Hemen alta yazdım bakın. Choose seçmek. Choices kelimesi de seçim derken kullanacağız. Hangi seçim? Yani nereye gideceğin konusunda yapacağın seçimler. Could be the difference. Ne olabilirmiş? Bir fark olabilirmiş. Peki ne dersiniz soru 9 için? Son sınavda da hocam değil mi? Among ile between'i sormuşlardı sevgili dostlar. Hatta ikilem arasında kalan bir sürü öğrencimiz de olmuştu.
Evet. Demiş ki hocam, başka birisi için ölüm ile yaşam arasında, yani iki unsur arasında demiş, bakın. Ölüm ile yaşam arasında bir fark olabilir. O zaman da hocam ne olur da Bitfin'i kullandık. Hatta şöyle diyebiliriz sevgili hocam, altına yazalım. Bitfin yazdık mı? Yanına nokta 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 yazdık. Sevgili hocam bir saniye. Şöyle nokta 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 diyelim. And sonra nokta 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 diyeyim. And genelde and'le de kullanılır. Hatta bir sınavda Bitwin and kalıbını sormuşlar dedi. Hocam niye peki among olmadı? O da arasında. Hocam bakın, among 2'den fazla olması lazım. Bu mu? Bitwin and 2 unsur ama 2'den fazla olursa, yani en az 3 hocam olması lazım mı? 2 artı diyorum ben bunu hocam. 2 artı en az hocam mı? 3 olması lazım. Yani 2'den fazla olursa 2 artı diyelim, o zaman among kullanırız. Hocam ben bunu şöyle gördüm. Doğru mudur? İşte among people diyor. Doğrudur. İnsanlar arasında, ama oradaki insanlar en az 3 tanedir. Ya da diyorsun ki among countries, ülkeler arasında. Oradaki hocam ülkeler en az 3 tanedir. Ya da işte kadınlar arasında derseniz en az 3 kadından bahsederken kullanırız. Peki. Dedik burayı halletmiş olduk. Tamam. Among ile Bitwin arasındaki fark budur sevgili dostlar. 2'den fazla ise en az 3 tanesi among, ama 2 unsurdan bahsedersek o zaman ne kullanacağız? Between and kullanacağız. Peki. A significant proportion of patients. Hastaların önemli bir çoğunluğu. Bak. Significant de daha, değil mi? Az önceki derste gördük. Önemli derken kullandık. Hocam hangi hastalar? Who are treated in hospital. Hastanelerde COVID-19 için tedavi gören, bak tedavi alan diyeceğiz ve insanların önemli bir çoğunluğu nerede? Around the world, dünya çapında. Hocam around the world çok kullanılır. Böyle dünyanın her tarafından bahsederken kullanırız. Bir de şöyle kalıplar vardır arkadaşlar, ama in dediğimiz bir ifade var. Across dediğimiz bir ifade var. Bunlar hocam yine sınavlarda karşımıza baya baya gelir arkadaşlar. Hocam bir de throughout dediğimiz bir ifade var. Bunların da hocam çevirisine aynıdır. Yani böyle dünya çapında derken bunları kullanırız. Bunlar da hocam bu mu? Ne yapar? Bu anlamı, yani around gibi bir anlatımı bize verecektir. Olur mu? Dikkat. Direkt orada baştan sona, yani dünyanın her tarafına derken kullanacağız. Peki. En doğrusu treat. Yanlış değil. And trick değil sevgili hocam. Peki ne olmuş? Bu tedavi edilen insanların önemli bir çoğunluğu neymiş? Our age under 50. 50 yaş altındaymış. Vay. Peki. This is a public health issue. Demiş ki bu hani kamusal bir sağlık sorundur. Sağlık meselesidir. And you mustn't. Hocam peki mustn't'ı bilmeyenler ben der mi? Hocam ben der mi? Ben mustn't'ı bilmiyorum diyenler. Hem bileceğiz, merak etme hocam. Çalışacağız. Ama mustn't şu demektir hocam. Olur mu? Yazalım şöyle. Mustn't şu demektir sevgili dostlar. Mustn't eşittir diyelim. Don't do it demek, olur mu? Yani bunu yapma demek, olur mu? Bunu yapma demektir. Mesela gittiğin bir kafeye, adam içeriye girdi, tamam mı? Tam böyle sigarayı hocam yakacaksın, garson der ki you mustn't smoke here. Yani burada sigara içemezsin. Yani şunu demek istiyor kardeşim, sigara içme, olur mu? Onu demek istiyor sana. İçme şu sigarayı deyip hocam orada don't do it, yasaklama ya da hocam, olur mu? Bir şeyi hani böyle yapıyoruz, yapmaktan kesinlikle men ediyoruz. Peki ne dersiniz? In danger mı, hinder mı? Atış serbest. Evet, evet doğacağımız in danger demiş ki siz
diğer insanların sağlıklarını tehdit edemezsiniz. Tehlikeye atmamalısınız, atamazsınız diye anlamış. Yani bunu yapma, etme diye söylemiş. Yani bu hepimizi ilgilendirmiş. Kamusal bir sağlık sorunudur ve başka insanların hocam sağlıklarını tehdit etme, tehlikeye atma. Hinder kelimesi engellemek, önlemek, önüne geçmek derken kullanılır. Zaten ben bu kelimeyi şöyle kolluyorum. Diyorum ki ya bu işte bir Hintlik var ya. Düşünsene. Senin önüne geçmiş birisi diyorsun ya bu işte bir Hintlik var ya. Bir şeyler oldu beni engellediler deyip orada bir şeyde Hintlik var diye kullanırız. Olur mu? Engellendin ya bu işte bir Hintlik var deyip ne yaptık? Hemen orada engellendiğini gördük. Peki sevgili arkadaşlar. Bunun resmini çekin. Çünkü bu haliyle paylaşamıyorum. Ne dersiniz? Hani bir Word dosyası gibi değil. Hani Word dosyası gibi direkt kaydedemiyoruz. Direkt ekran üzerine yazdığım için hocam. Yani ben bunu sizlerle paylaşamıyorum. Çünkü ekran üzerinde yer alıyor sevgili arkadaşlar. O yüzden resmini çekerseniz çok daha güzel olur. Ya da zaten ben verdim değil mi? Dosyayı az önce. Dosya üzerine de isterseniz PDF olarak çıkaranlar. Ya da işte çıktı olarak alanlar varsa orada da ne yapabilir sevgili dostlar? İşaretleyebilir. Disease kelimesi hastalık demektir sevgili hocam. Teşekkürler Havvandur. Sağ olun, var olun. Peki hocam bu kadar olur mu? Bakın okumamızda sevgili dostlar. Yani öyle okuma yaparken de hani okuyup geçmeyeceğiz bakın. Ne kadar çok değil mi hocam? Kalıp gördük, gördünüz mü sevgili arkadaşlar? Hem kelime çalıştık. Hem burada ufaktan ben sen farkında değilsin ama yani ben okumada sana grameri de anlattım. Dedim ya grameri sen bana bırak hocam ama bize bırak. Bak sana gramer anlattım. Yani sana burada 3 tane gramer konusu anlattım. Daha da fazla anlatacağım. Ama hocam ama bu kadar yeterli. Ama daha da fazlasını tabii ki konuları gördükçe anlatmış hocam sevgili hocam. Peki issue kelimesi konu mesele derken değil mi kullanacağız? Yani o bir sağlık konusu, sağlık meselesiymiş diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Lütfen fotoğrafını çekin arkadaşlar. Ekran görüntüsü alın. Peki tamam mıyız? Tamamdır sevgili dostlar. Peki şimdi gelelim şu son bölüme. Bir dakika bir arkadaşımız hemen bir şey yazmış. Dur ki. Oldu. Hocam bu okuma parçalarını önceden paylaşacak mısınız? Şöyle ki Sema. Şimdi bazıları telifli olanları paylaşamıyoruz. Ama telifsiz olanlar varsa tabii ki onları dersten önce sizlerle paylaşırım sevgili arkadaşlar. Olur mu? Şimdi şöyle ki. Şimdi bazen şöyle serzenişler geliyor hocam. Ya şu dosyayı niçin paylaşmıyorsunuz hocam? Bazı dosyalar telifli yani yüz okumadan almış olduğum okuma parçaları var. Ya da bu basılan kitaplardan almış olduğum anlatım var. Hani telif olduğu için maalesef paylaşım yapamıyoruz sevgili arkadaşlar ama hocam hani telifin olmadığı kendimizin kitaplarda kullanmayacağı bir doküman olursa sizlerle hocam seve seve paylaşırım. Olur mu? Sıkıntı olmaz. Peki dedik ve hocam demo dersimizi daha doğrusu tanıtım dersimizi bitirmiş olduk. Umarım hocam aklınızdaki soru işaretlerinin çoğuna cevap bulmuşsunuzdur. Hatta hepsini cevap bulmuşsunuzdur. Çünkü birkaç soru arada kaynamış olabilir arkadaşlar. Ders işleyişimiz böyle olacak. En temelden alıp sevgili arkadaşlar sizlerle 2021 Nisan YDS'sine kadar çalışıyor olacağız. Peki tamam mıyız? Ben teşekkür ederim. Var mı hocam yine onun sorusu olan? Hocam bu dersin kelime kısmını izleyemedim. Kayıt altında anlıyor zaten şu an. Şu an kayıt altında. Muhtemelen hocam yine kayıt altında olacaktır. Bir YDS net arkadaşımıza görevlisiyle görüşün. Olmadı size bu kaydı açsınlar açarlar bu muhtemelen sevgili arkadaşlar. Peki var mıdır sorusu olan? Aklınızdaki hocam soruları lütfen sorun ki sevgili arkadaşlar. En başta bakalım. Hocam kamp ya da online grup almazsak sınav kadar okuma bir soruyla mı gidelim? Şimdi seviye çok önemli Yasemin. Eğer sizin kelimede, gramerde sıkıntınız varsa tabii ki ilk önce onları halletmeniz lazım. Ama yok hocam ben kendimi tanıyorum. Okuma ve soruma eksik derseniz tabii ki eksik yönde çalışmanızı isteriz sevgili arkadaşlar. Yani sizin eksiğiniz neyse
Ona göre çalışın, olur mu? Peki hocam, ders cep telefonundan izlenmiyor. Yani tam olarak bilemiyorum hocam. Çok fazla hani konuda benim bilgim yok sevgili arkadaşlar. Ama hani dediğim gibi bir tablet, bir bilgisayardan izlemeniz tabii ki daha sağlıklı olur. Ama cep telefonundan da girmek zorundaysanız bir yine teknik desteği yazın. Arkadaşlarım size yardımcı olur. Derslerimiz Salı, Perşembe 19.30, 22.30 arası sevgili arkadaşlar. Hocam bu grupta başlayıp tüm denemeler yapınca Nisan 7'si için ortalama bir not görüyorum. Hocam şimdi not söylemi tehlikeli bir söylemdir sevgili arkadaşlar. Yani bizde şöyle bir söylem olmaz. Ya gel bunları yap 70 garanti. Hocam öyle bir şey yok, olur mu? Biz burada notun garantisini size veremeyiz sevgili arkadaşlar. Niye? Yani şimdi düşünsene, sen o gün gittin, rahatsızlandın. Ondan sonra o gün motiveni kaybettin ya da o gün sıkıntı yaşadın. Yani bir sürü arkadaşımız olmuyor değil ki. Oluyor tabii ki. Yani ne oluyor? Gidiyorsun ama diyor ki hocam görevli diyor topuklu ayakkabı giymiş. Yani o da nasıl oluyorsa o da ayrı bir onun sonra facia. Yasak normalde topuk değil ama diyor hocam ses çıkaran topuk giymiş. Hocam yani sıkıldım diyor. Ondan sonra daraldım diyor. Yapamadım diyen arkadaşlarımız var arkadaşlar. Ya da işte hocam o gün giderken yolda işte sıkıntı yaşadık yolda diye söylerler. O yüzden hani bu dediklerimizi yapıp sevgili hocam, ama sen kendi seviyene göre çalışırsan istediğin puan alabilirsin. Ama şunu da söylemek lazım arkadaşlar, tabii ki kimseye hayal satmıyoruz, satamayız. Yani şunu diyemezsiniz ya, diyemeyiz arkadaşlar. Hocam sıfırdan başlayıp de hocam gel 90 alırsın diyemeyiz. Yani öyle varsa hedefin hocam, ama ya tabii ki bizim hedefimiz 55. Zaten burada hocam bakın 65. Hocam asıl C grubunda hocam anlatım hızınız bu şekilde mi? Evet. Yine hocam bu şekilde olacaktır. Hatta orada biraz daha bir tık daha hocam, ama yavaşlayabilirim bazen. Ama anlatım böyle olacak sevgili arkadaşlar. Peki yani hedef puanın gibi 55, 60, 65, 70 ve 70 üstü. Ama hani burada daha da üstüne hedefleyenler varsa onların biraz da ekstra çalışma, yani ekstra çalışmadan kastımız daha fazla okuması, daha fazla kelime çalışması lazım sevgili arkadaşlar. Peki gramer ve kelime eksiniz varsa tabii ki hocam buradan takip edebilirsiniz. Dedik ki arkadaşlar puanı 20, 25, 30, 35, 40 olanlar burada. 40 ile 50 arasındayım hocam, karar veremiyorum. Ama şöyle kendimi tanıyorum diyenler yine burada. 45 puanım var. 50 puanım var ama dağınığım. Yani ne gramer tam, ne kelime tam, ne okuma tam. Zaten soru çözümü eksik diyenler hocam yine burada sevgili dostlar. Tamam. Peki hocam C grubuyla yüz yüze demiş eğitimde temel seviye arasında yok hocam. Hiçbir fark yok. Yani hepsinin tabii ki dinamikleri farklı arkadaşlar. Yani online'ın dinamiği farklı, yüz yüzeyin dinamiği farklı. Yani oradaki işleyiş aynı ama tabii ki oradaki hani ne derler, etkileşim olsun, oradaki sınıf ortamı olsun tamamen farklı olacak sevgili arkadaşlar. Her ders okuma yapılacak mı? Tabii ki. Peki hocam, peki sadece sizin grubunuza mı devam etmeliyiz? Yani akabinde diğer gruplara ilerleyelim. Yok gerek yok hocam. Aydan zaten bu grup sevgili arkadaşlar. Bakın. Şimdi bizim C grubu, D grubu, Koç grubu olsun arkadaşlar. Hepsinin nihai amacı sınava kadar hazırlıklı. Yani eksiksiz bir şekilde hazırlıklı bir şekilde olma. Hazırlanmaktır. Biraz düşük oldu ama cümleyi de şöyle diyelim. Eksiksiz bir şekilde hazırlanmak. Sadece grupların başlangıç puanları farklı. Yani C grubunda biz ne istiyoruz? 20 ile 50 istiyoruz. Ne istiyoruz D grubunda? 50 üstü istiyoruz. Ne istiyoruz hocam Koç grubunda? 60 üstü istiyoruz. Yani burada sadece başlangıç hocam puanları farklı. Ama hedef hocam hepimizde aynı. Peki başka hocam, her ders okuma olacak dedik. Okuma parçası hocam ortalama bir tane, duruma göre iki tane olur ama gene de bir tane yaparız sevgili arkadaşlar. Şimdi bugün biraz kısaydı ama diğerleri bu kadar kısa olmaz. Peki 7'si birden sonra hocam neye göre D ve Koç hocam devam edebiliriz? Hocam 10 puana göre arkadaşlar. İnşallah hocam olma ihtiyacın kalmaz ama puana göre ilerlersiniz sevgili arkadaşlar.
Peki hocam, ders başladığında bence ayrı bir hani gramer kelime defteri tutmanıza gerek yok, ama ben hocam hani ön tutmak istiyorum, ayrı bir kelime defterim olsun, ayrı bir gramer olsun dersen hocam yapabilirsiniz, ama bir defter olma tutmanız ben tabii ki iyi olacaktır arkadaşlar, ama ayırmanıza gerek var mı artık onun kararınız, bence siz verin. Dersler 19.30'da başlayacak. 13 Ekim'de başlıyoruz sevgili arkadaşlar. Peki. Puana göre demiş hocam. Oğlum, onlara geçiş yapabiliyor muyuz? Yani onu ydse.net'le görüşmeniz lazım. Olur mu? Lütfen ona bakar mısınız? 68 puanım var. Ama gramer eksiğim var. Bu gruba yani şöyle İmran. 68 puanın varsa gramer eksikliği hocam çok az vardır. Bunlar telafi edilebilir düzeydedir. O yüzden bu grubu almaktan ziyade ydse.net'teki videoları izleyerek ne yapabilirsin? Telafi edebilirsin. Ben de Koç grubuna gitmenizi tavsiye ederim size. Hocam hem C hem de D grubuna katılabiliyor muyuz? Zaten C grubunu hocam alınca Ahmet Hoca'nın D gruplarını hocam kayıtlarını izleyebilirsiniz. Ama hem C hem de D'yi aynı anda derse giremiyorsunuz sevgili arkadaşlar. Çünkü ikisi de farklı grup. Peki, başka sorusu olan yoksa arkadaşlar, ben daha fazla sizleri tutmak istemiyorum. Ben sanırım ondan sonra birbirimizi anladık. Ben anlatabildim kendimi. Sizler de anlattınız. Peki, iyi geceler Cevdet Bey. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. MSTR. Ankara tabii hocam soğudu. Ekim geldi sevgili hocam. Her yer soğudu zaten. İyi geceler sevgili arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağ olun, var olun. Teşekkürler, geldiniz. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Görüşmek üzere sevgili arkadaşlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Görüşürüz. Görüşürüz, iyi akşamlar sevgili arkadaşlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere sevgili arkadaşlar. Umarım sizler için güzel bir ders olmuştur. En azından kafanızdaki soru işaretleri gitmiştir. Haftaya Salı günü görüşürüz. Görüşürüz, kolay gelsin.